Efendim İnsan Hali programından merhabalar. İnsanın iyi halini konuşmaya gayret ediyoruz. İnsan bize iyi halini gösterdikçe oralardan bir şeyler alıp çok değerli konuklarımla pratik hayatınızda kullanabileceğiniz değerli önerilerde bulunmaya çalışıyoruz her programda. Bu akşam müthiş iki konuğum ve harika bir konum var. İnsan Hali az sonra başlıyor. Evet efendim, bu akşam konumuz bilinçli farkındalık. Hakkında binlerce kitap yazıldı, birçok yorumu yapıldı. Pratik dünyada çok işe yarayan öğretiler, peki tam olarak ne anlama geliyor? Onu pratik hayatımıza nasıl katabiliriz? Bu işin iki tane muhteşem ismiyle bir aradayız. Profesör Doktor Bilge Uzun. Bilgeciğim hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim. Harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Renk kattın stüdyomuza gerçekten. Teşekkür ederiz. Ve Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Cem Keçe. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet Hocam. Şimdi ben her zaman programın açılışına diyorum ki bu bir bilim programı, bir psikoloji programı. Ama ben akademisyenleri, hocalarımızı ağırlıyorum ama aynı zamanda onlar benim dostum. Yani şimdi akademisyenleri ağırlıyoruz ama aynı zamanda dostlarımı da sohbet ediyor havasındayım. Tam bu ikisini bir araya getirmeye çalışıyorum hocam. Şimdi sizleri burada görmek gerçekten çok keyifli benim için. Kendi özel hayatımda çok sevdiğim, çok değer verdiğim, sohbetinden çok hoşlandığım iki dostumla burada bir arada olmak yine harika. Şimdi konumuz mindfulness dedik. Herkesin az buçuk fikir sahibi olduğu bir konu ama bilgi sahibi pek de olmadığımız bir konu. Acayip uygulamaları var, çok büyüdü, bütün dünya bunu konuşuyor. Ama ben mindfulness'ı duydum duyalı sizin ikinizin ismi bu konuda anılır her zaman. Ve sen hocam, Bilge hocam, bilinçli farkındalık mı yoksa bilgece falan derken böyle dedin ki bu işin adı fark andalık olsun. Biraz oradan da girerek nasıl bir şey bu mindfulness? Şöyle kabaca bir tanım, bir çerçeve çizelim istersen. Evet. Doktora programından sonra postdoc için doktora sonrası programı dahil olduğumda orada yaptığım bilimsel araştırmalarla aslında bir yerden karşıma çıkmıştı. Bir değişken olarak çalışmaya başlamıştım. Adına mindfulness diyorlardı. Tam olarak karşılığının ne olduğunu evet bilinçli farkındalık olarak söylüyorduk ama farkındalığın bilinçsizi olur mu ki hiç diye böyle sorguladığım zamanlardı onlar. Duygu yönetimiyle, duygu düzenlemeyle beraber çalıştığımız, gayet Türkiye'den de veri topladığımız, çok geniş uluslararası yayınlar yaptığımız araştırma değişkenlerinden bir tanesiydi. Fakat bir gün öyle bir zaman geliyor ki gerçekten hayat seninle nasıl dans edebilirim ben dediğiniz, böyle hayatın duvarına çarptığınız zaman oluyor. Bir anda kendinizden geçtiğiniz o anda bir şeye ihtiyacınız var. Mindfulness aslında o becerileri sağladı bana. İngiltere'de çok zorlandığım zamanlardı. Oğlumla birlikte gitmiştim. Başka bir kültürde, başka bir ülkede ki ben aslında çok uluslararası diye tariflerim kendimi ama kültürümü de çok severim gerçekten. Doğrudan bunun içine doğmuşum. Ve orada benim bununla birlikte olacağım başa çıkmak demiyoruz. Mesela mindfulness'ta bunun adını da başa çıkmak değil, birlikte olmak olarak değiştirdim orada. Birlikte olacağım, o zor durumları kabul edeceğim, zor duyguları kabul edeceğim bir beceriye ihtiyacım vardı. Birçoğumuzda olmayan ya da olsa bile unuttuğumuz becerilerdi. O zaman felsefesine dalmaya başladım. Ve o zamandan sonra gerçekten işte yoga, meditasyon biraz daha onlarla, uygulamalarla yoğrulduktan sonra bu gerçekten nereden geliyor? Bu ne? Bu sadece bir bilimsel değişken olamaz deyip düştüm peşine. Ve bunun sonrasında Türkiye'ye tekrar döndüğümde evet birçok kişi çalışıyordu. Popüler bir kavramdı artık. Bu kadar popüler olmasının sebebi ardında ciddi bir sinir bilim çalışması olması. Yani psikoterapi ekollerini hepimiz biliyoruz. Şimdiye kadar insanlara iyi gelmesi için, iyi hissetmeleri için birçok yol kullanılıyor, birçok ekol var.
Ama hiçbirisi baktığımızda beyin görüntüleme cihazlarıyla, beyin laboratuvarlarında sinir bilim çalışmaları yapılmamış ve öncesiyle sonrası arasındaki farklar ortaya koyulmamış. Mindfulness'ta en etkili olanlardan bir tanesi bu ve bakış açısını değiştiriyor. Yani hayatımızda olanı biteni nasıl algılayacağımıza yönelik olarak bazı öğretiler veriyor. Bu öğretilerin de Budizm'den geldiği söyleniyor. Ama niye? Bunun peşine düşmüştüm. Jon Kabat-Zinn diyoruz mesela. Jon Kabat-Zinn Massachusetts Tıp Fakültesi'nde ağrı hekimi olarak çalışan bir doktor. Alternatif tıp yöntemi olarak mindfulness'ı kullanıyor. Ve sonra çok etkili olduğunu görünce oradan yayılmaya başlıyor. Aslında kendisi bir zen ustası. Yani çünkü hocam, burada tam olarak şöyle batı tıbbının içine doğu felsefesinden neler katarız gibi bir soru mu soruyor Kabat-Zinn? Evet, aynen. Çünkü tıpta baktığımızda aslında Tibet tıbbı olarak, gerçi hocam var burada, bana düşmez bunları söylemek ama Tibet tıbbından geliyor bir taraftan. Dolayısıyla doktorların çok da ilgisini çekiyor aslında bu alternatif yöntemler. Şimdi geldiğimiz noktada Jon Kabat-Zinn'in kendisinin bir zen ustası olması sebebiyle, Budizm temelinde birisi olması sebebiyle bunun Budizm'den geldiği söyleniyor. Ben de durdum, dedim ki nasıl yani Budizm'den geliyor? Aslında bizim kültürümüzde de olan bir şey. Evet, annemden öğrendiğim bir şeydi. Hı hı. Mevlana, Celaleddin Rumi sadece kim olursan ol gene de gel diye bilmiyorduk aslında. O duygularla, başka düşüncelerle, her şeyle örüntülenmiş bir durumdu. Böylelikle bunun karşılığı gerçekten bilinçli farkındalık mı diye sorgulamaya başladım. Çokça popüler olmuştu. Daha işletme alanındaki akademisyen arkadaşlar, meslektaşlarımız bilgece farkındalık diye çevirdiler. Yargısız farkındalık diye kullanılmaya başladı. Sadece farkındalık diye kullanılmaya başladı. Biraz daha derine gidince aslında o kelimenin kökenine bakmaya çalışınca bir taraftan mind, yani zihin, bir taraftan full'ün karşılığındaki o doluluk ifadesindeki L'lerden bir tanesi atılıp yeni bir kelime türetildiğini görüyoruz. Ve aslında İngilizce'de de bir karşılığı yok. Dolayısıyla zihindeki doluluğu azaltan, kişinin kendi yönetimiyle daha berraklaştıran bir yapı var burada kelime anlamı olarak baktığınızda. Yani fark etmek var, evet. Ama sadece fark etmek değil, büsbütün olanı biteni fark etmek, bedeninizde olanı, etrafta olanını fark etmek var. Yani bir andalık var orada. Bilinçli farkındalık dediğimizde dış bir uyarının etkisiyle zihnimizin şimdiki ana davet edilmesini anlıyoruz. Yani ben burada konuşurken dışarı arkadan bir ses geliyorsa bir anda onu fark ediyorum. Bilinçsizce başlayan bir durumu dış uyarının etkisiyle fark ediyorum. Bu bilinçli farkındalık, evet. Ama fark, o zaman andalık dediğimizde esasında pratik hayatta her an kullanılabilir bir şey gibi geliyor bu. Evet. Çünkü sürekli olarak bir takım yeni algılamalar, yeni uyaranlar, yeni uyarıcılar içerisinde yaşıyoruz. Evet. Fakat burada mindfulness dediğimizin bilinçli farkındalıktan farkı bana göre içsel bir uyaranla şimdi ve buradaya davet edilme, yargısızca, şefkatle, eleştirmeden bir taraftan davet edilme. Dolayısıyla da büsbütün anı fark etmek kavramından yola çıkaraktan fark etmek ve anda kalmak kelimelerin birleşimiyle fark andalığın daha iyi tarifleyeceğini düşündüm. Naçizane herkes hepsini kullanıyoruz zaten. Tabii. Benim de bir sürü tez yönetiyorum. Öğrencilerimi tamamen kendilerine bırakıyorum. Hangisini kullanmak isterlerse. Şu anda hepsini kullanıyoruz. Ve bütün dünyada böyle. Siz hocam bunu bu kitapta da sundunuz. Evet. Kitaptan bahsedeceğim. Şöyle bir gösterebilir miyiz? Bu farkandalığın aslında ilk kez kullanıldığı, geçtiği kitap En Uzun Yollar Tek Adımla Başlar. Bilgi hocamızın mindfulness'a esasında anlattığı ama kendi bakış açısıyla anlattığı kitabı, kitap artık yenisi geliyor bildiğim kadarıyla, evet, değil mi? Evet, yenisi geliyor. Kitap, hemen hızlı yaşlanıyor kitaplar. Evet. Ama bu tabii ki temel bir mindfulness kitabı olarak ele alınabilir diye düşünüyorum hocam. Ellerine sağlık. Cem hocam, şimdi sizin de tabii ki şöyle geriye doğru gittiğimizde Doktor Fatma Coşar hocamızla beraber yazdığınız bir mindfulness kitabı var ama biraz daha farklı bir perspektiften. Yani psikolojik problemler yaşayan insanlar psikoterapi müdahalesi altındayken bunu bir teknik olarak nasıl kullanabiliriz temelli gittiğiniz bir kitaptı. Siz orada neler anlattınız ya da nasıl ele aldınız mindfulness'ı? Ben kitabımı getirmeyi unuttum. O da benim ayıbım olsun. Bunu şu anda hemen buradan söylemiş olduk. Mindfulness'a kabul temelli psikoterapi diye güzel bir çalışmamız oldu. Bizim amacımız orada
psikoterapi pratiğinde bu alanda çalışan terapistlere bir rehber olsun. Hı hı. Çünkü mindfulness'la ilgili psikoterapide bir yol haritası yok. Evet. Evet, mindfulness felsefesi var. Mindfulness'la ilgili uygulamalar var, meditasyonlar var. Fakat terapi odasında nasıl uygulanacak? Hı hı. Bu terapinin giriş, gelişme, sonuç bölümleri nasıl yapılacak? Biz onları anlattık. Evet. Burada tabii pratik olarak ben biraz da halk bizi dinleyen halka yönelik de şunu söyleyebilirim. İnsanların içinde 3 tane temel parça var. İşte çocuk parça dediğimiz duygularımız. Hı hı. Bizim çocukken yaşadığımız travmalarla oluşan ana parçamız. Ebeveyn parça adını verdiğimiz bu toplumla, yaşadığımız kültürle ilgili değer yargılarının, inançlarının içimizdeki o katı ve sert sesi. Ve bir de yetişkin parça dediğimiz kendi tecrübelerimizle, edindiklerimizle, edindiğimiz ve güzel ve keyifli aslında bizi biz yapan ana parça. Hı hı. Ama bütün bunların üzerinde farklı bir şey var. Ona da bilinç diyoruz. Evet. İşte o yüzden bilinçli farkındalık kavramı denildiği zaman bu üç temel parçanın üzerinde. Bunu basitçe şöyle anlatalım. Bir televizyon ekranı var. Bu televizyonun ekranının karşısında elinde kumandayla biri oturuyor. Tamam. Üç tane kanal var. Hı hı. Çocuk kanalı, çocuk parçamızın kanalı, ebeveyn parçamızın kanalı, yetişkin parçamızın kanalı. Ama bu kanallar arasında geçiş yapan kim? Hı. Bu kanalları yöneten kim? Ama ilginç olan şudur. Mesela hepimizin pratiğinde eve gidiyoruz. Televizyonu açtığımızda hangi kanal açılmışsa onu izliyoruz. Tabii. Ama kanalı değiştirme hakkımız var. İşte o bilinç, o kanalları değiştiren bilinçle bunun farkındalığına biz bilgece farkındalık, bilinçli farkındalık hocamın tabiri de çok güzel. Farkındalık muhteşem olmuş. Çok ben de yeni duydum. Efendim. Teşekkür ederim hocam. Çok keyifli bir tanımlama. Oh. Şimdi biz bunu pratikte şöyle kullanıyoruz. Yani içimden geldi yaptım. İçimden gelmedi, yapmadım ifadesi var ya. Evet. Çok kullanılır. Çok doğru, kesinlikle. Diyorum ki bunun üstünde bir gücümüz yok mu? Çünkü pek çok insan içgüdüsel davranıyor. Ve sanki ben elimde değilmiş de yapmışım gibi. İşte mesela kumar oynayan biri. Yani bu içimden derken ki içimden çok da kontrol edemiyorum anlamında biraz. Edemediğim anlamında kullanılıyor. Tamam, ama biz ona ne yapıyoruz? Zihni bir televizyon gibi. Ama bu zihni yöneten farklı bir gücü de bilinç gibi gösterip psikoterapi pratiğinde hastalar bunu gösterdiğimiz zaman ya da danışanlarımıza o zaman kendisini daha iyi yönetebiliyor. Tabii çok buradaki iyi. Esas olan konu şu, bütün kaynaklar Budizm'i gösteriyor. Yani bugün Mevlana'yı, Rumi'yi okuduğumuzda onun Budizm'den çok etkilendiğini görüyoruz. Evet. Bugün bütün psikoterapi ekollerinin, özellikle varoluşçu terapilerin, özellikle bu hümanistik terapilerin oradan çok etkilendiğini görüyoruz. Peki hocam ben orada şunu sorayım, Mevlana Budizm'den mi etkileniyor? Yoksa bir bilgelik noktası var da o da mı ulaşıyor? Şöyle, hepsi kaynaktan besleniyor. Evet. Ben özellikle Mevlana'yı çok değerli buluyorum ve Budizm'i de çok değerli buluyorum. Ama Budizm'i bir din olarak görmüyorum. Ben hatta Mevlana'yı bir din alimi olarak da görmüyorum. Hı-hı. Mevlana bir bilgedir. Bilge. Mevlana bir felsefecidir. Evet. Mevlana bu toprakların yetiştirdiği çok değerlidir. Ve biz ona Mevlana diyoruz ama bütün dünya onu bir bilge olarak, Rumi olarak tanıyor. Evet. Ve Rumi'ye aslında siz hep bunu söylüyorsunuz hocam. Mevlana'nın felsefeci kimliğiyle onu yeniden okumak, kesinlikle, yeniden yayınlamak, yeniden değerlendirmek lazım diyorsunuz. Ben sizin o konuşmalarınızda bir şey çok hayranlıkla dinledim. Çünkü Mevlana'yı biz kaçırmışız dediniz. Yani kaçırdık dediniz. Ve bunu yeniden yorumlamalı ve yeniden okutmalıyız dediniz. Çok önemli bence de. Çünkü ilginç olan bir şey var. Ben mesela cinsel terapi yapmaya başlamadan önce okumaya başladım. 94 yılından bahsediyorum. Ve Hamburg modeli diye bir model var cinsel terapide. Almanların geliştirdiği. Ve merak ettim bu model nereden geliyor diye. Hı hı. Araştırdığımızda bilme, görme, uygulama felsefesi deniyor. Evet. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Mevlana'nın tasavvufta kullandığı bir ifade. Evet. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda bazı bilim insanları Türkiye'ye kaçıyorlar. Doğru. Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün rızasıyla Türkiye'ye geliyorlar. Evet. Bunların bir kısmı Konya'ya yerleşiyor. Mevlana'yı araştırıyor ve Mevlana felsefesinden esinlenerek adamlar bir cinsel terapi ekolü geliştiriyorlar. Müthiş. Ben onu yeniden Türkiye'ye mal ettim. Metaseks cinsel terapi adı altında biz kaynağımızdan yukarı dışarıya çıkmış olanı geri getirdik. Çünkü bizim o. Bilme, görme ve uygulama. Şimdi biz ne yapıyoruz? Mesela şu an oturuyoruz ama zihnimizden pek çok şey geçiyor. Fakat bu geçenleri bizim ne kadar farkındayız? Bu geçenlerin arkasındakini ne kadar farkındayız? Mesela bilmek, bildiğini bilmek, bildiğini bilmek. Mesela ben kaygılandığımı farkındayım. Ama bu kaygımın kaynağının farkında mıyım? Değil. Çoğu zaman değiliz tabii ki. Şimdi benim şu anki kaygımın arkasında ne var? Başarısız olma. Burada yanlış bir ifade kullanma. İşte rezil olma. Peki bunun arkasında ne var? İlk televizyon programında yaşadığı bir rezalet var. Bunları örnek olarak veriyorum. Mesela diyorsunuz. Yani böyle bir şey. Onun arkasına gidiyorum. Doğru. İlkokulda öğretmenimle yaşadığım bir travma var. Ama daha derine doğru gittiğimde belki de çocukken
yaşattığını, büyük bir utanç var. İşte evet. Biz ne yapıyoruz? Zihnimizdekileri herhangi bir yargıya tabi tutmadan onları gözlemlemeye başladığımızda derine doğru inebiliyoruz. Zaten mindfulness'ın psikoterapideki kullanımı budur. Bedenimde olup bitenleri, mesela ben seansta oturmuşum bir hasta olarak, kalbim çarpıyor. Ama bu çarpıntıyı gözlemlemeye başladığımda şunu söylüyorum bana, diyorum ki kalbiniz çarparken size bir şey söylüyor. Hadi onun sesini duyalım. Ne söylemeye çalışıyor size? Biz eğer o sesi yargılamadan dinlersek, mesela yargı nasıl dinliyorum? Kendime diyorum ki bak ne kadar korkaksın, bak rezil oldun, bak işte yine saçmaladın, şimdi sırası mı gibi düşüncelerle ben o çarpıntıya baktığımda bana verdiği mesajı duyamıyorum. Çünkü çarpıntıyı arttırıyorum. Evet, sevgili bedenim, biraz. Sevgili zihnim bana ne söylemeye çalışıyor sorusunun yanıtını bulabilmek için sadece gözlem yapmak gerekiyor. Zaten mindfulness'taki bütün hikaye gözlem. Ama mesela bir köpekle bir insanın doğaya bakışına bakalım, köpek sadece ağacı görüyor. Ama insan o ağacın dışında her şeyi görüyor. Evet. O nedenle köpek daha doğal. Ama insan çok karmaşık bir canlı haline geliyor. Ve biz o karmaşanın içinde kayboluyoruz. Ama bedenimin bana söylediklerini, zihnimin bana söylediklerini ve beni götürdüğü yere kadar onu izlersem ve bunu yaparken de nazikçe. Çünkü biliyorsunuz Budizm'de çok kullanılan bir ifade nezakettir. Evet. Nazikçe, yargılamadan kendimi gözlemlemeye başladığımda düşüncelerimi gözlemliyorum, duygularımı gözlemliyorum. Bedenimde olup bitenleri gözle ve bütün bunların hepsinin bir kaynağı var. Çocukluk travmaları ve aile mirasları. Biz oraya ulaşabiliyoruz. Evet. Çünkü ben sustuğumda bedenim konuşuyor. Nasıl konuşuyor bedenim? Hastalıklarla konuşuyor, evet. Migrenle konuşuyor, baş ağrısıyla konuşuyor. Ben sustum mu davranışsal öğelerimle konuşuyorum. Seçimlerimle, davranışlarımla, oynadığım rollerle konuşmaya başlıyorum. Ama bunları neden yaptığımı da bilmiyorum. Evet. Ve her zaman ben hep şunu söylüyorum öğrencilerime de. Karşınızdaki kişi bilmiyorum dediğinde eğer biliyor olsaydınız bunun yanıtı ne olurdu sorusunu soruyorum. Bu çok, çok güzel bir düşünce. Ardından da diyorum ki nereden bir uyarı alıyorsanız hadi oraya odaklanalım. Ama bunu yaparken yargılamadan onu takip ettiğimizde kaynağa ulaşabilir. Çok hızlı bir ilerleme meydana geliyor. Ve bütün bunları sadece zihinle bilinç arasındaki farkı öğreterek yapıyoruz. Çünkü bilinç zihni yönetendir. Ama zihinden her şey geçer ve zihnimizde temelde 3 kanal var. Ve bu kanalların da kendi içinde onlarca kanalı var. Ama biz bunları öğrettiğimizde danışan kendi hayatını yönetmeye başlıyor. Kendi hayatının sorumluluğunu alıyor. Çünkü sorumluluk almadığımızda suçluyoruz. Televizyonun kumandasını eline alıyor yani. Tabii ki. Hangi tuşa basacağına kendisi karar veriyor. Kendi karar verecek, bu kendi seçimi. Çok... Ama biz seçimlerimizin sorumluluğunu alamadık mı suçluyoruz. Kaderi suçluyoruz, eşimizi suçluyoruz, annemizi suçluyoruz. Hep bizim dışımızda bir şey. Evet ama sorumluluk almak, kendimizi gözlemlemek ve kendimize yaptığımız yargılamadan vazgeçtiğimizde pek çok şeyi görüyoruz. Görünmez olanı görüyoruz. Duyulmaz olanı duyuyoruz, hissedilmez olanı hissediyoruz. Ve bütün bunlar bizi derinleştiriyor. Ve bizim bu derinliğe ihtiyacımız var. Muhteşem. Şimdi gerçekten de sohbete derin başladık bu arada. Evet ya, ve ne kadar güzel etkiledim. Ben şunu hatırlatayım. Sosyal medyadan bize yazmalarını istiyorum çok izleyenlerimizin. Çünkü biz burada bir entelektüel bir konuşma yapıyoruz bir yandan ama insanların katılması, kendi görüşlerini aktarması aidiyet hissini de arttırıyor. O yüzden sosyal medya hesaplarımızı şu anda görüyorsunuz ekranın altında efendim. Yazın bize, sorun. Biz düşüncelerinizi aktarın. Sorun ne demek? Estağfurullah. Bize bildiklerinizi lütfen yazınız. Şimdi sen hocam bir yola çıktın. Şimdi Cem Hoca bizi bir yola çıkardı. Televizyon kumandasından güzel bir metaforla. Düşüncelerimizi, düşüncelerimizin arkasındaki diğer düşünceler, oradaki kaygılar, endişeler, bunların nedenleri belki çocukluğa kadar gidiyor. Fakat kontrolümüzde olmayan bir taraf var. Sen Nepal'e doğru bir yolculuk yaptın. Hayatında bunu bir kırılma noktası olarak söylüyorsun esasında. Bu bir karar, uzun bir yolculuk. Nedir o yolculuğa seni çıkaran ve ne gördün orada, neler yaşadın? Nepal'den önce aslında onu tetikleyen Afrika'daki seyahatimdi. Gerçekten Afrika'da o varoluş dediğimiz o hayatta olmakla olmamak arasındaki ince çizgiyi gördüm. Afrika ile, Güney Afrika ile ilgili önce araştırmalar yapmış olsam da bir kongreye, hatta Mindfulness Kongresi'ne Afrika'ya gittim. Ve işte kongreden 3-5 gün öncesinde Cape Town'a gideceğim, orada gezeceğim falan bir başıma. Genellikle Afrika'ya, Güney Afrika'ya insanlar tek başına gitmiyorlar. Ama sahil yani şey... Öyle gibi deniz tatili gibi düşündüm. Ama çok kritik durumlarla karşılaştım. Varoluş kaygısını yaşadım.
Otelde ki çok iyi otellerden birini seçmiştim, sözüm ona güvenli olacak falan diye aslında kapıyı kilitleyip yatağın üzerine oturdum ve camları kilitledi, camları bile kapattığım var mıydı aktif zamanları bir tehdit? Biliyorum vardı. Ha, vardı ha. Aslında çok basit, herkesin başına gelen telefon çalınmasıydı ama başka birçok ülkede de olan, telefon çalındıktan sonra telefonunuzun peşine gitmeye çalışırsanız eğer sizi oradan bir yere çekmeye çalışıyorlar. Aslında orada sen kaçırılacaksın sonunda belki gibi bir yani. Durumdu. Ha, yani böyle kala kaldım gerçekten. Sonra o ilk gündü. O günden sonra daha 7-8 gün oradaydım. Uçak biletimi değiştiremiyordum filan. Johannesburg'a konferansa gitmem gerekiyordu. Yani o gerçekten amigdalanın, ilkel beynin sürekli olarak tetikte olduğu zamanlardı benim için. Evet. 8-9 gün boyunca onu yaşadım. Hep bir endişe, bir şey evet, olacak. Evet, hep bir kaygı. Aynen. Böyle evet. Sürekli birileri size bir şey yapacak, yolunuzu kesecek, işte kapıdan içeri biri girecek. Gece uyuyamıyorsunuz. Zaten oradaki arkadaşlarla da konuşmuştum. Bu nasıl bir yaşam, böyle burada nasıl yaşıyorsunuz böyle filan diye. Orada konferansa katılan arkadaşlar genellikle zaten işte Budizm'i benimsemiş, Hinduizm'i benimsemiş, dünyanın farklı farklı yerlerinden gelen kişilerin böyle yavaş, dingin, hareketleri, bakış açıları, dünyayı algılamaları falan çok çok imrendirdi beni. Oradan başladı aslında. Ve orada buradan sonra gideceğim yer kesinlikle aslında Hindistan gibi düşünüyordum. Hindistan olmalı diye. Çok önceden tanıdığım bir hocam vardı. Ona yazdım ve o bana Hindistan değil Nepal, Katmandu yeri dedi. Çünkü Buda'nın doğduğu yer, büyüdüğü yer... aslında o işte kraliyet ailesinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdiki adı Katmandu geçen bölgede ve oradan saraydan ayrılaraktan Hindistan'a doğru Yeni Delhi'nin civarlarındaki bir bölgeye gidip orada aydınlanıyor. Yani hani o yaşamı seçiyor falan gibi. Dolayısıyla aslında Nepal merkezi diye. Ve Nepal'e yolculuğum öyle oldu. Hemen birkaç ay sonrasında tek yön Nepal bileti aldım. Çıldırmış olmalıyım falan diye. Annemlere söyleyemedim. Kurban bayramında gelmeyeceğim, ben Nepal'e gidiyorum diyemedim. Bizim kültürümüzde düşünün. Bir manastırdan kabul almıştım. Orada 8-9 gün boyunca kalacağım. Sözüm ona inzivaya gireceğim. Çünkü ben sözüm ona meditasyon zaten yapıyordum falan gibi. Ama öyle olmadığını gördüm. Yani Budizm'in meditasyonu da meditasyon bizimkinden çok farklı. Gerçekten meditasyon. Çünkü bizimkisi pratik sadece. Onların inzivası da bizimkinden çok farklı. Ben Amerika'da ya da işte bu mindfulness eğitimleri sırasında inzivalara katılmıştım. Hı hı. Her şey böyle önünüze çok güzel işte gümüş tepsilerle sunuluyor. Fazla konforlu. Sadece sessizlik, böyle yatacağınız yerler hazırlanmış. Konforlar. İşte doğanın ortasında çok güzel bir yerde falan size inziva ortamları sallamış. Hiç öyle şey olur mu? Olmaz tabii bu durumda. Oraya gittiğimde dediler ki sen inzivayı ne olduğunu zannediyorsun. Ve orada aslında bizde de... halvete çıkmak diye bir ifade de vardır ya da çilehaneler. Gerçekten çilehane gibi yemiyorsunuz. Sadece su içiyorsunuz. O şimdilerde çok popüler olan fasting var ya, aralıklı oruç. Onu aslında aralıklı... Aralıksız yapıyorsun orada. Evet. Ve sadece su içebiliyorsun. Biraz daha ayakta kalabilmek, antibiyotik olsun diye işte onlar özel bir karışım yapıyorlar. Samisak, zeytinyağı bilmem ne falan. Ve sadece kendi içine dönüyorsun. Böyle 3 günle 4 günle bir falan da sınırlı değil. Ne kadar kalabiliyorsan ve mutlaka birisi yönetiyor oluyor. Ben bir aşram deneyimim olmadı. Bir sonraki süreçte aşram düşünüyordum. Mesela orada bir psikoterapistin, yani aslında o alana yönelmiş bir din adamının seni sürekli gözetim altında bulunduğunu söylüyorlar. Onu bilmiyorum. Fakat beni Nepal'de inzivaya almadı mesela. Onun yerine önce sen bir meditasyon öğren dedi. Daha oturmayı bilmiyorsun şeklinde ve... Evet, senin öyle de bir hikayen var. Evet. İşin oturmasını öğrenmekle ilgili. 3-4 gün boyunca oturmaya çalıştım. Sonra 3. 4. günün sonunda dedim ki ben babamda mı gördüm bacağına tayt giymiş de işte... Nereden bileceğim? Kobra pozunda falan gibi. Yani ya da işte lotus pozunda ya da annemde mi gördüm? Böyle om sesleriyle işte mumlar yakılmış meditasyon yaparken ama anneannem de... Tefekkür gördüm. Ya da namazı gördük. Güzel. Ya da işte o sabahları güneş üzerine uyanmadan bir sesle uyandırılması ki onun la sesi olduğunu ve alfa teta dalgalanmalarıyla aslında zihni uyardığını söylüyor bilim insanları şimdilerde. Onun Nepal'de de bizim kültürümüzde sabah ezanıyla da aynı ses olduğunu, la sesi olarak verildiğini gördüm. Ve böylelikle aslında
oraya gidişim bana benzerliği daha çok fark ettirdi. Orada da çok konuştuk. Sufizm, onlar da gerçekten Rumi olarak biliyorlar Mevlana. Hı hı. Hatta bir deyişe göre Şems'in asıl Budizm'den etkilenmiş olduğunu, sonra Mevlana'yla bir araya gelince onların yeni bir yaklaşım geliştirdiğini söylüyorlar. Çünkü baktığımızda İslamiyet biraz daha çerçevesi olandır. Olması gerekeni söyleyendir. Ama Sufizm'de, Mevlevilik'te öyle bir şey yok. Doğrudan size bırakıyor. Yani siz bunu nasıl yorumlarsanız diyor. Siz nasıl istersiniz, siz nasıl yaparsanız. Ama yol bu yol, eğer tercih ederseniz sizin bakış açınız diyor. Mindfulness'ta da tam olarak böyle bir yaklaşım var aslında. Sadece beş duyu organıyla dünyaya algılama biçimi değil. Sadece ağzımıza koyduğumuz bir tat ya da işte birbirimize temasımız değil. Kendimize yönelik algımız, çevreye yönelik algımız, ağzımıza koyduğumuz bir şeyin tadını alabildiğimize ilişkin hissettiğimiz minnettarlık duygusu. Zihnimizden geçenleri yargılamadan sadece akışında bırakma. Bunların hepsi Nepal'de o meditasyon eğitiminde öğretiliyor. Hatta o düşünceleri yönetme falan gibi, o düşüncelerin gelip gitmesi gibi kısım şey olarak gösteriliyor. Beyaz bir duvara bak, düşüncelerin geldiği zaman aksın gitsin, yargılama düşüncelerini. Onlar geliyor gidiyor. Biraz şey diyorlar, onların temizlenmesi için akışına bırakman gerekiyor. Ve aslında zihninin temizlenmesi için meditasyon pratikleri yapman gerekiyor deniyor. Bunun adı mindfulness işte. Anladım. Yani orada bilinçaltına gidiyor. Çünkü yavaş yavaş o acemi zihni aşama aşama, önce bir dakika sonra üç dakika sonra beş dakika aşama aşama içe doğru gönderiyorsunuz. Ve bilinçaltına bazı görüntüler çıkmaya başlıyor. Bunu tam öyle tarifliyorlar ve çok güzel bir metafor var. Bir nehir olduğunu düşün, biz kavanozun içindeyiz. Kavanozun içinde bir suyun içindeyiz. Ama bu su da o nehrin suyu. Fakat biz bazı şeyleri öğrenene kadar kavanozda kalıyoruz. Kavanoz şalkalandıkça içindeki tortular bizim gerçeği görmemizi engelliyor. Ne zaman ki kavanozun içinde dinginlenmeye başladığında tortular dibe çöküyor. Kavanozdan çıkmaya hazır hale geliyoruz. İşte meditasyon dediğimiz ya da aydınlanma dediğimiz şey bu diye söyleniyor. Ve gerçekten 45 dakika oturuyorlar mesela. Ben her seansta 45 dakika oturtuyorlardı beni. Benim zihnim 3 dakikaya 5 dakikaya hazır değilken karşımda bir Buda duruyor. Aklıma anneannem geliyor. Anneannem görse şimdi ne der beni, bizimkiler orada Kurban Bayramı'nda filan diye bunlar yargı, bunları fark ediyorum. Gözlerimi açıyorum Buda'yla karşılaşıyorum falan gibi. Çok ilginç. Böyle çok çok hoş bir deneyim ama. Şimdi verdiğin o örnek metafor o kadar güçlü ki. Yani bunun için esasında biz sürekli o kutunun içinde olduğumuzu bilmeden sürekli dalgalanıyoruz. Bu bizim görmemize engelliyor. Oysa ki bunu görelim diye yapıyoruz. Ya da hayatın bize verdiği haz imkanlarından maksimum faydalanmak için yapıyoruz. Fakat bir de işin öbür tarafı var. Dingin, sakin, kendi iç dünyamıza döndüğümüz bir yaşam ihtimali de var. Ben senin mindfulness uygulamalarını çok kalabalık gruplara yaptığını gördüm. Lafı nereye getireceğimi anladım bilmiyorum ama ekranda yapmak mümkün mü? Yani bir örnek olarak. Az sonra yapalım sen bilirsin de. Riskli olur mu acaba? Riskli olur mu bilmiyorum. Sen karar ver. Bence olmaz tabii ki sen yapıyorsan da. En azından şöyle bir ne yapıldığına dair bir ipucu olarak istersen birazdan bir şey izleyenlerimizin kendilerinde yapabilecekleri bir küçük uygulama olur. Yaparız. Şimdi hemen şunu söylemek istiyorum. Mindfulness uygulamalarında aslında çok böyle herkesin yaptığı çok basit bir şeymiş gibi görünüyor aslında ama o tetiklenme gerçekleşiyor. İnsanlar gözlerini kapattıklarını ve içe doğru döndükleri anda, ki Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Gözlerin kapalıyken iç dünyanı görürsün, gözlerin açıkken dış dünyaya bakarsın. Dolayısıyla aslında iç dünyayı görebilmek için gözleri kapatmak, nörolojik açıdan da dış uyaranları, az önce bilinçli farkındalık nasıl oluyor dedik ya hani, dış uyaranlara kapatmak anlamına geliyor. Dolayısıyla burada bir tetikleyici çıkabiliyor. Biraz riskli olabiliyor. Onun için evet. Yani ben bunu baştan uyararak söylüyorum. Tamam, öyle yapalım. Kalabalık gruplara yaptığım zamanda da diyorum ki bütün sorumluluğu alıyorum. Benimle iletişime geçebilirsiniz, benimle konuşabilirsiniz. Eğer bunu ben burada bir tetiklenmeye sebep olacaksam bunun sorumluluğu bende. Lütfen buyurun bana gelin ya da genellikle zaten psikolojik danışmanlık öğrencileri ya da grupları oluyor. Tabii. Böyle küçük
uygulamalar yapıyoruz onlarla. Evet. Yani ne kadar yapılabilirse senin etik sınırların ve bu bilgin, çünkü bunu kim yapacak? Sen yapacaksın. Tamam. Sonuçta. O zaman en azından bir duruşla ve o nefesle, tamam, o aradaki normal nefesle fark, anda nefes arasındaki farkı görebilmek için küçük bir deneme yapabiliriz. Tamam, süper. O zaman ben tam senin o nokta, yüzleşme, içe dönme, bu noktada Cem Hocam'a sorayım. Cem Hocam, hazır mıyız yüzleşmeye? Şimdi yüzleşme, içe dönme, çok fazla geçiyor bu. Çok bazen böyle pratik yollarla da yapılabilecekmiş gibi geliyor ama gerçekten insan yüzleşmeye hazır mıdır? Neden Hocam diyorsun? Öncelikle şunu da belirteyim. Şimdi kişilik bozuklukları diye psikiyatride bir kategori var. Evet. Ve bu kişilik bozuklukları içerisinde şizotipal kişilik bozukluğu var. Hı-hı. Histrionik kişilik bozukluğu var. Hı-hı. Paranoid kişilik bozukluğu var. Şizofreni var. Evet. Psikoz var. Şimdi bunları niye söylüyorum? Şimdi bu alan, bu insanlarla birleştiği zaman çok korkunç bir kesişim kümesi yaratıyor. Hı-hı. Yani şöyle, şizofrenik bir patlama yaşayabiliriz. Hı-hı. Geçici olarak psikotik bir atak geçirebiliriz. Hı-hı. Veya histrionik kişilerin bu tür olaylara girip yaşadıklarını çok daha farklı değerlendirmeleri mümkün. Mümkün, evet. Çünkü şizotipeller ve histrionikler bedensel duyumlarını çok abartılı yaşayan ve bunu da bir şekilde gerçekleşmiş gibi sunan ve bütün gruplara bunu yansıtabilendir. Mesela bir şizotipelle bir ortamda oturduğunuzda, ki bunlar genellikle fallar, büyüler, çok daha garip, mistik hareketler yaparlar. İşte mistizmin olduğu yerde, bir anlamda ezoterik bütün öğretilerde böyle bir risk vardır. Evet. Ama ben her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu uygulayacak olan arkadaşlarımızın bir kere bir kişilik analizinden, bir psikiyatrik değerlendirmeden geçmeleri gerekir. Evet. Mesela bu kişisel gelişim eğitim kamplarında, hı-hı, insanların böyle bir derinliği kaldıramadıklarını, evet, geçici psikotik ataklar geçirdiklerini, evet, çeşitli hezeyanlar gördüklerini görüyoruz. Bakın, psikoz geçici ve akut bir durumdur. Hı-hı. Ama kalıcı olduğunda biz ona şizofreni, hı-hı, diyoruz. Şizofreni çünkü dışarıdan tanımlanan, görülebilen ve bir anlamda da belli antitelerle tanısı konulan bir psikiyatrik bozukluktur. Evet. Ama psikoz geçirmek hepimiz için mümkündür. Mümkün. Mesela belli bir korku, belli bir terör, belli bir baskı altında olduğumuzda bu gerçekleşebildiği gibi bu tür uygulamalarda da böyle bir risk vardır. Hı-hı. O nedenle hekimlerin böyle bir değerlendirmesinin olduğundan sonra böyle bir derinleşme çalışmaları uygundur. Hı-hı. Yani özellikle bunu bir belirtelim. Tabii. Ama soruna gelirsek sevgili, hı-hı, hocam, öz merhamet ve öz empati diye iki kavramımız var. Hı-hı. Mesela öz empati dediğimiz zaman ben şunu kastediyorum. Mesela empatiyi önce bir tanımlayayım. Hı-hı. Empati, karşımdaki kişinin kendince bir haklılığı var. Bu haklılığının karşı taraf tarafından anlaşılmasını istiyor. Evet. Empati dediğimiz bu. Hı-hı. İki, bu kişinin bir beklentisi var, bir ihtiyacı var. Karşısındakinin bunun görmesini istiyor. Üçüncüsü, ben bir şey yaşıyorum. Yaşadığımı ben farkında değilim. Bilge olarak, hmm, terapist olarak diyorum ki bana bir yardımcı ol ve gerçek empati de aslında ötekinin ne yaşadığını ona çok nazikçe gösterebilmek. Empati dediğimiz bu. Ve bu empatide iki tane temel kavram var. Biri Rogers empatisi, biri de Coates empatisi, ki Coates'unki, hmm, daha derin. Yani gıyabında içe bakış dediği Coates'un, hmm, empati türü var. Burada bir terapist mesela karşısındaki kişiyi anlayabilmek için onun yaşadığı travmaya benzer bir travmasına gidip kendi içinden onun travmasını, hmm, görmeye çalışır ki Kod şunu çok söyler, yaralı, hmm, ancak şifacı olabilir. Hayır. Ki bunu Budizm'de de görüyoruz, bunu Mevlana'da da görüyoruz bu arada. Evet. Ama dediğim gibi öz empati dediğim zaman şu soru akla geliyor. En temel soru, benim neye ihtiyacım var? Hmm. İşte biz çoğumuz neye ihtiyacımızın olduğunu bilmiyoruz. İhtiyacımızın, evet, farkında olmamız lazım. Mesela biz buradan bunu cinselliğe taşıyoruz. Cinsel, hı, terapide de mindfulness'ı kullanıyoruz. Hı hı. Evlilik ve ilişki terapilerinde de kullanıyoruz. Diyorum ki partnerinizin neye ihtiyacı var? Hı hı. Bu empatik bir soru. Hı hı. Benim neye ihtiyacım var? Hı hı. Bu da öz empati sorusu. Ama bir de merhamet kısmı var. Mesela şefkat deniyor. Ben ona çok karşıyım. Evet. Şefkati doğru bulmuyorum. Öz şefkat değil de öz merhamet kullanılmasını merhamet daha doğru. Çünkü şefkat çok özel bir kelime hocam. Hı hı. Ebeveyn tarafından çocuğa yansıtılan bir duygu. Ama merhamet yetişkin parçamdan karşı tarafa sunduğum bir duygu. O nedenle, hmm, ben merhameti tercih ediyorum. Güzel bir ayrım. Hmm. Ben de. Çünkü şefkati ben ebeveynsel bir duygu olarak, anladım, görüyorum. Mesela ben şimdi partnerime şefkat duyduğumda onunla seks yapamıyorum. Hmm. Anladım. Ama merhamet ettiğimde onunla seks yapabiliyorum. Hmm. Çünkü şefkat seksin tam, hmm, düşmanı. Evet. O nedenle mindful evlilik, mindful seks diye iki tane kavram çıkıyor karşımıza. Evet. Ve burada kastettiğimiz şu. Mesela seks yaparken de
partnerinin neye ihtiyacı var? Seks yaparken senin neye ihtiyacı var? Bunları konuşamadığımızda o seks seks olmuyor. Bizim bildiğimiz evet. manada olmuyor. Anladım. Evliliklerde de mesela kadın eve gelmiş. Kocası evde. Bir temasları var ama birbirlerinin gözlerinin içine bakmıyorlar. Birbirleriyle temasları yok. Evet. Ve görmüyor. Ama kadın kötü bir gün geçirmiş. Ama adam mesela karımın neye ihtiyacı var diye bir baksa, onu gözlemlese, ya bu yine böyle somurtkan, bu gene suratsız, bu gene bak bir şeylere kızdı gibi bir yargıyla karısına baktığında mesela karısının ihtiyacını göremiyor. Yani ona empati yapamıyor. Ama o yargıyı bir tarafa bırakıp, hayatım yüzünde bir somurtma var, gözlerinde bir ışıkta bir azalma var, sanki enerjinde bir düşüklük görüyorum deyip yanına gidip sarılıp öptüğünde ve saçlarına dokunup ona sevgisini hissettirdiğinde onun neye ihtiyacı olduğunu görebiliyor. Belki değersiz hissetti kendini, belki sevilmiyor hissetti, belki o gün mukayese edildi bir şey oldu. Ama mindful evlilik demek öz empati ve empatinin ön planda olduğu, merhamet ve öz merhametin önde olduğu bir ilişki türü. Evet. Çünkü biz evlilikte birbirimize merhamet etmiyorsak bunun tam zıttı ne? Suçlama, yargılama ve acımasızca eleştirme, mukayese etme. Zaten ben mesela aldatmayı cinsel olarak görmüyorum. Asıl aldatma ne? Hocam, ötekini mukayese etme. Oraya girmeden şunu bir söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi biz akıl okuyoruz çok fazla. Evet. Bu evliliklerde de çok fazla var. Yargı işte, mindfulness'ın yani, yargının tam karşısı o, akıl okuma. Akıl okuyor. Yani muhtemelen şöyle baktı, şöyle düşündü, şöyle oturuyor, şöyle yaptı, şunu falan. Ama şöyle bir de gerçeklik var. Sabahları eşler uyandılar, evden çıkmaları için 45 dakika süre var. Bu 45 dakikada kaç kelime konuştuklarıyla ilgili bir çalışma vardı ortalama. Kaç olur sizce sayı? 5. Sence hocam? 45 dakika boyunca kaç kelime konuşur çift? Kadınla erkeğin konuşmak arasında fark vardır diye düşünüyorum. Kadın daha çok konuşuyordur. 7 kelimelik bir ortalama. Ben yakaladım. Yok, tam söyledin. Şimdi orada sen 7 kelime konuşuyorsan 45 dakika boyunca, ama insanlara sorduğunuzda kaç kelime konuştunuz diye sorulduğunda çok söylüyorlar. Çok konuştuklarını zannediyorlar. Ama gözlem yapınca o kadar değil. Gözlem yapınca, sayınca o kadar değil ve gerçekten de sadece çıkarımlarını onunla ilgili bilgi aldım olarak düşünüyor. Yani burada tam da söylediğiniz şey var. Yani hadi öz merhamet belki bir sonraki aşama, ama biriyle beraber yaşarken o iletişimin sadece benim zihnimdeki kodlarla olan kısmını yapıyorum ve yaptığımı zannediyorum. İşin daha acımasız tarafı, sorduğunda en az 150 kelime konuşmuşuzdur diyorum ama sadece 7 kelime konuştum. İşin böyle de bir sıkıntılı tarafı var. Hocam bakmıyor ki. Mesela bakın 5 yıllık evli bir çift. Seansta ben şöyle, benim evlilik terapisi tekniğim de şu vardır. Göz teması, ten teması, gönül teması kurdur. Yani çiftler el ele tutuşurlar, birbirlerinin gözünün içine bakarlar, birbirlerini hissederler. Bu olmadan konuşturmam. Ve bir gün adam ne dedi biliyor musunuz? Senin gözlerin böyle yeşil miydi dedi. Yani bunu niye anlatıyorum? Evlenirken bile fark etmemiş. İlk defa yeşil olduğunu görüyor karısının gözlerinin. Bakmıyoruz. Evet, çünkü özgüveni olmayan, öz empatisi olmayan bir insan ötekine bakmıyor ki. Bakıyor gibi yapıyor. O nedenle hep deriz ya, bakmak ayrı, görmek ayrı. Ve işte öz merhamet, öz empati, merhamet ve empati bizim mindful bir evlilik yaşamamızı sağlıyor. Mutluluk buradan geçiyor. Evet hocam, eşinizi ne kadar tanıyorsunuz gibi böyle ufak tefek yarışmalarda falan en tehlikeli soru. Direkt eşinizin göz rengi ne sorusu. Gerçekten öyle bir program vardı, hatırlayın. Ne kadar büyük facialar yaşandı. Çok fena bir şey. Şimdi şey, evlerde eşler oturuyor orada, bir sıkıntı yaratıyor. Hemen baksınlar gözlerin içine. O konuyu bir garanti altına alalım yani. Hocam ne yapalım? Bir ufak uygulama yapma şansımız var mı? Ne dersin? Sen söyle. Ben seni böyle şimdi daha önce de söylemedim bunu. Bence en azından arasındaki farkı görebilmek için küçük bir uygulama yapabiliriz. Hocamı zora soktuk. Zora soktuk. Ama şimdi ben zora sakmak değil. Çünkü Bilge bu konuda acayip yetenekli. Ben onun uygulamalarına katıldığımda gerçekten çok farklı ayrıldım oradan hep. Bunu yani arkadaşım olduğun için söylemiyorum. Bunu biliyorsun. Birçok etkinlikte bir aradaydık. Ortak işlerimiz oldu. Oralarda gerçekten ben seni her zaman gerçekten dinledim ve uygulamalarını yaptım. Evet, evet. Yani birazcık o farkı bizi izleyenler de ne kadar deneyimleyebilirlerse. Tam da o
farkı fark etmek gibi aslında. Gerçekten oradaki o bilincin şimdi ve burada olmasını fark etmek ve bunun farkında olarak davranmak, davranışa dönüştürmek için bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Öncelikle zihnimizi buraya almamız gerekiyor ama şöyle de bir şey. Bedenimiz nefes almayı doğduğu andan itibaren bilir. Biz bunu sonradan öğretmiyoruz. Otomatik olarak, otomatiğe bağlanmış olarak nefes alır veririz. Fakat bunu ne zamanki bilinçli bir şekilde yapmaya, yani niyetli bir şekilde, maksatlı bir şekilde yapmaya başlarsak, o zaman aradaki farkı algılıyor oluyoruz. Bunun için öncelikle bir niyet gerekir diye söylenir. Bütün kültürlerde var. Bizim kültürümüzde, Budizm'de gördüğümüz şeylerden bir tanesi bu. Bizdeki namaz gibi aslında. Niyet ettim. Evet, onun için diyorum ki öncelikle beden duruşumuzu, hayata karşı duruşumuza yönelik olarak bir değiştirmemiz gerekiyor. Tamam. Yani aslında bedenimize bir hazırlık yapmak, niyeti oluşturmak için, onun bizimle olmasını sağlamak için öncelikle duruşumuzu değiştirmek gerekiyor. Ve bunun için ayaklarımızın ikisini de mümkünse yerde hocam. Tamam, yerdeyiz. Eller? Sırtımız biraz daha dik. Ellerimizi ben genelde dizlerimin üzerine koyuyorum ama masanın üzerine bırakabiliriz. Ama burada önemli olan şu. Beden duruşumuz hayata karşı duruşumuzu temsil eder. Sırtımız dik, belimizden biraz daha içeri doğru kıvrıldığında, omzumuz dik ve alnımız karşıya götürür şekilde olduğunda, duruşumuzla bile aslında duygumuzun değiştiğini görüyoruz. Ve öyle güzel metafor ki çok seviyorum. Beden duruşumuz hayata karşı duruşumuzu temsil eder. Tıpkı içimizde bir dağ varmış gibi. Öylece duruyoruz hayata karşı. Yaşanmışlığa, yaşanacaklara, olmuşa olacağı her şeye karşı duruyoruz. İnsan kişisi sırtını yaslamayı çok sever. Biz de sırtımızı yasladığımızda daha rahat ederiz. Sırtımızı öyle bir yaslamalıyız ki bu duruşta, sırtımızı yasladığımız şey, bu bir koltuk arkası, minder olabilir. Ya da aile, eş, partner, çocuk, her neydiyse bir gün bir an orada olmayacak olsa bile bedenimizi bırakıvermeyeceğimiz şekilde. Yani bu hayat bizim hayatımızsa hayata karşı öyle dimdik durabilecekmiş gibi. Ellerinizi nasıl rahat hissederseniz öyle koyabilirsiniz dizlerinize ya da buraya. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi gözlerimiz açıkken dış dünyayı görürüz. Kendi iç dünyana bakmak için gözlerini kapatmalısın. Bunun için sizi gözlerinizi kapatmaya davet ediyorum şimdi. Bu bir davet. İcabet etmek durumunda değilsiniz. Ama belki kendinize dair küçük bir kazanım elde edebilirsiniz. Gözlerinizi kapatmak istemezseniz eğer, kısabilir ya da bir yere sabitleyebilirsiniz. Derin bir nefes alalım şimdi, mümkünse burnumuzdan. Aldığımız diğer nefeslerden hiç farkı yok bu nefesin. Sadece farkı bu sefer onunla birlikte farkında olmanız. Burnumuzdan aldığımız mümkünse nefesin, bedenimizde serinliğini ve yayılışını hissediyoruz. Mümkün olduğunca derin alıp, mümkün olduğunca tutmaya çalışıyoruz. Bunun herhangi bir kuralı kaidesi yok. Sadece bize iyi gelecek şekilde, sadece zihnimizi buna alıştırmak için ve bedenimizle birlikte. Derin bir nefes alıyoruz. Aldığımız her nefes, kutuplardan esen masmavi bir rüzgar gibi yayılıyormuş gibi bedenimize. Ve bir miktar tuttuktan sonra usulca bırakıyoruz nefesimizi. Derin bir nefes alıyoruz. Ve şimdi dikkat nesnemiz nefesimizden yavaş yavaş bedenimize doğru yayılsın. Tenimize temas eden kıyafetlerimiz, oturduğumuz bölgemiz, ellerimizin temas ettiği ve büsbütün varoluşumuz, bedenimiz. Bir nefesle hayata geliyoruz. Annemizin bedeninden dünyaya geldiğimizde kadim dostumuz nefesle merhaba diyoruz hayata.
Ve bu yolculukta aslında çoklu olsak da kendi içimizde, kendi evimizde, kendi bedenimizde yalnızız. Tüm bedenimizi hissediyoruz şimdi. Bedenimizde ola gelen herhangi bir duyumsamayı fark ediyoruz. Kalbimiz atıyor, heyecanlıyız belki. Midemiz ağrıyor. Şimdi zihnimizden geçenlere bakıyoruz. Ne diyor ki bu kadın? Diye geçiyor belki. Yargılamadan öylece akıp gitmesine izin veriyoruz. Kendi benliğimizde, kendi varoluşumuzda zihnimizden geçenler bize dair. Derin bir nefes alıyoruz. Aldığımız her nefes biraz daha rahatlatıyor sanki. Verdiğimiz her nefes mıknatısın metali çekercesine bedenimizdeki bütün negatif enerjiyi, yorgunluğu, stresi çekip kıpkırmızı bir nefes gibi uzaklaştırıyor bedenimizden. Derin bir nefes alıyoruz. Ve şimdi yavaşça yeniden bulunduğumuz yere, aslında hızlıca dönen bu dünyaya geri dönüyoruz. Hazır olduğumuzda gözlerimizi açıp yaşamımıza buradan devam edebiliriz. Gerçekten de zihnimden geçen bütün düşünceleri anlamaya çalıştım ve zorlanıyorum. Mesela acaba şu anda nasıl görünüyoruz? Ekranda nasıl görünüyoruz? Bu sorular öyle bir geziyor ki gerçekten bu beni şu anda nasıl hissettirecek? Acaba ekranda izleyenlerde neler oluyor? Bir süre zihnim hep bunlarla gitti. Ondan sonra sen dedin ya hani bir orada Esen'de çok tatlı bir şey söyledin. Bu kadın ne söylüyor gibi geçiyor olabilir. Ben öyle bir şey geçmiyordu aklımdan ama diğerleri geçiyordu. Acaba nasıl görünüyoruzdur falan gibi şeyler. Hemen onları durdurabildim. Yani o niyet orada tam olarak aktif hale geldi. Sen ne deneyimledin hocam? Nasıl? Senin için tabii ki bunlar çok deneyimlediğin şeyler ama birincisi Bilge'nin bu konudaki becerisi çok acayip hakikaten. Yok, sesi çok güzel, hipnotik bir sesi var. Neler geçti hocam? Nasıl bir deneyim oldu? Ben bedenime odaklandım. Hı-hı. Bedenimdeki hislere odaklandım. Çorabımı hissettim mesela. Hı-hı. Onun sıkışını, ayakkabılarımın ucunun darlığını. Hı-hı. Ve dururken ki gömleğimi sırtımdaki yarattığı kaşıntı hissettim. Hı-hı. Bunlar keyifliydi. Evet, çünkü harika. Bunları mesela eğer nefes çalışması yaparken bedene odaklanmasak duymuyoruz. İşte evet. Demin de anlattığım gibi bedenimizin bir mesajı var, onu almamız gerekiyor. Kesinlikle. Mesela insanların pek çoğu vücudunun belli kısımlarını sevmiyor. Ama hocamın burada yaptırdığı nefes meditasyonunu yaparken, bu nefes ve beden farkındalığı meditasyonu diye geçiyor. Bunu yaparken mesela vücudunuzun belli bölgelerinde çeşitli hisler oluşuyor. Daha sonra biz elimizi oraya koyuyoruz mesela. Diyoruz ki sevgili göğsüm, sevgili bacağım bana ne söylemeye çalışıyorsun deyip biraz daha derinleştirdiğimizde aslında bir istismara uğradığımızı görebiliyoruz. Hmm. Bu bölgeden dolayı çok utandığımızı fark edebiliyoruz. Hatırlamadığımız travmatik anıları hatırlayabiliyoruz. Yani bu çalışma bir anlamda hipnotik bir durum da yaratıyor. Bizim bilinç dışımızdaki bazı anıların, bastırılmış olan anların bilince çıkmasını sağlıyor. Ve yaşadığımız problemlerle bunun arasındaki bağlantıyı kuruyoruz. Evet. Mesela ben de cinsel istek var bir kadın olarak. Çünkü neden? Göğsümle ilgili böyle bir utancım var. Ergenken utanmışım ama bu nefes çalışması sırasında mesela göğsümde bir sıkışma hissediyorum. Burada bir ağrı hissediyorum. Ama ben elimi koyup da göğsümle konuşmaya başladığımda aslında ne yapıyorum? O anıya gidiyorum. Evet. Ve ondan dolayı aslında bir soğukluk yaşadığımı, bundan dolayı eşimi reddettiğimi, bundan dolayı evliliğimi tehlikeye girdiğini fark ediyorum. İşte mindful dediğimiz durum bu. Evet. Ve bedenimizin bize verdiği bir mesaj var. Çünkü her zaman söylüyoruz ki ya terapide ağzımızla konuşacağız, ya biz sustuğumuzda bedenimiz konuşacak, davranışlarımız konuşacak, seçimlerimiz konuşacak. Zaten psikopatoloji dediğimizde bu. Evet. Ve biz psikopatolojiye dair hem nedeni buluyoruz hem de o nedene nasıl odaklanacağımıza dair yine terapist olarak da farkındalığımız artıyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? Karşımızdaki kişiyi dinliyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Ve onun anlayabileceği dilde ona
anladıklarımızı göstermeye çalışıyoruz. Ve kendi yolunda yürümesi için ona alan açıyoruz. Hocam sen bu ara bütüncül kelimesini çok kullanıyorsun. Evet. Az önce verdiğimiz örnekte de duygusal taraftan bahsettin, psikolojik taraftan bahsettin, fizyolojik taraftan bahsettin ve bedensel taraftan bahsettin. Aslında hepsi bir arada olduğu zaman mı gerçekten farkındalık oluyor Bilgi Hocam? Sen neyi hedefledin burada? Şu anda uyuyanlar da vardır muhtemelen artık o rahatlamayla, o son nefesle beraber. Onları da bir uyandırmak adına. Bir arada mı olmalı hepsi? Bütüncül farkındalıkla aslında o fark andalıklı evet. Hı-hı. Zihnimizden geçenler, bedenimizde olan duyumsamalar. Ben de onlara hep şey diyorum mesela. Biz zihnimizi bedenimizin belli bölgelerine odakladığımızda o bize bir şey söylemeye çalışıyor. Bir karşılık veriyor gerçekten. Şimdi zihninizi ayak tabanlarınıza odaklayın dediğinde ayak tabanlarında böyle bir karıncalanma hissediyorsun. Hı-hı. Hocamın işte sırtımdaki kaşınma dediği evet, gibi. Aynen. Ve genellikle şey söylenir kitaplarda yazan ya da işte Budizm'de de söylenen de. Orada olan şeyin nasıl bir his olduğunu, onun gelip gittiğini, onun aslında dalgalanmalar şeklinde olduğunu fark et diye söylenir. Ve biraz daha diğer taraftan da baktığımızda aslında o bize bir şey söylemeye çalışıyor diye söylenir. Mesela Tibet tıbbında olan bir şeydir bu metafor kullanımı. Ben genellikle kullanıyorum. Hı-hı. Bir de bir taraftan psikoterapist olduğum için de kullanıyorum. Kutuplarda mesela masmavi bir rüzgarmış gibi derken aslında onun rahatlatıcı bir etkisi olabiliyor. Ya da işte bedeninden bir şeyleri çıkarıyormuş gibi derken. Ve bu zil sesinin kullanımı, işte beden farkındalığına yönelik. Mesela diyelim ki işte bedende bir uyarı olduğunda kalbimiz çarpıyor hocamın dediği gibi. Midemizde bir ağrı olduğunda o bize bir şey söylemeye çalışıyor. Tibet tıbbından gelen bir şeydir. Melodi de öyle. Tibet tıbbından gelen bir şeydir. Çünkü bazı yaklaşımlarda kullanılmıyor. Ben çok kullanıyorum mesela o melodileri. Çünkü Tibet tıbbında şuna inanılır. Her şey zihinden başlar ve zihinde çözülür. Yani aslında hastalıkları bize, o somatik rahatsızlıkları veren de o midemizi ağrıtan da zihinden gelir. Evet. Ve bu da zihinden çözülür. Dolayısıyla bütüncül bakmak gerekir gibi. Mesela bizim kültürümüzde, dinimizde de şey söylenir. Ruhunu yerleştirebilmek için bedenin içine ruh üflendi gibi bir şey söylüyor. Yani orası bizim evimiz. Ve ben çok kullanırım mesela. İlk nefeste son nefes arasındaki geçen zamana yaşam deniyor. Hı-hı. Ve bunu nasıl geçirdiğimiz tamamen bize bağlı. Hı-hı. Yürüyüş bandının üzerinde 21. yüzyılın şu anda etkisiyle koşuşturur gibi de geçirebiliriz. Her bir anını anda olarak, mutlu olarak da geçirebiliriz. Ve bu süre içinde etrafımızda bir sürü insanlar olur. Bazen aynı yolda olduğumuz, bazen yolunu değiştiren, bazen bizi yarı yolda bırakanlar da olur. Ayrılmayan bir tek şey var. Ruhumuz, bedenimizin içindeki ben. Kadim dostumuz nefesimizle o varoluşumuz. Dolayısıyla biraz daha buradan bütüncül olarak bakmakta fayda var diye düşünüyorum. 2 dakika kaldı reklama gitmemize. Cem Hocam, bütüncülden siz de anlıyorsunuz. Nasıl bir şey tanımlama yapalım oraya biraz ondan bahsedelim. O bütüncül kavramı çok geniş bir kavram ama burada mesela bütün psikoterapi ekollerinin ortak kesişim kümesini yaratmak da bütüncüllüktür. Bunun içine kadim doğu öğretilerini koymak da bütüncüllüktür. Bunun içine fonksiyonel tıbbı koymak da bütüncüllüktür. Bunun içerisine işte bizim Türk kültüründe de olan şamanlar da var ve dünyanın her tarafında şamanlar var. Onların öğretileri. Mesela bir tanesini anlatayım. Biz ne yapıyoruz? Kafamız çok karışıksa, diyoruz ki kafanızdaki her düşünce bir kağıda yazın. Yazdım. Bunu bir zarfa koyun, kapatın. Ertesi gün uyanın, o zarftakileri okuyun. Okuduktan sonra yakın küllerini savurun. Bu tam bir şaman tedavisi. Ve o kadar işe yarıyor ki. Evet. Bütüncül derken içinde bu da var. Bu da var, evet. Ve mesela bilge kimdir diye sormuşlar. Bilge doğru soruları sorandır demişler. Ama efendim biz bilgenin her şeyi, her doğruyu gösteren olduğunu biliyorduk. Hayır demiş. Doğruyu soruyu soran bilgedir. O nedenle terapistler bilge olma iddiasında olan insanlardır. Oluruz olmayız o ayrı ama iddiamız odur. Soru. Çünkü bizim yaptığımız iş sorudur ama öyle bir soru soracağız ki düşündüreceğiz, fark ettireceğiz ve ona her şeye bakacağız. Ama mesela şimdi içine tıbbı da koymamız lazım. Şimdi benim karşımda obsesif kompulsif bozukluk olan bir hasta var.
Bunun şimdi psikiyatrik tedavi görmesi lazım. Bu da bütüncülün içinde. Tamam hocam. Şimdi bu noktada hemen bir küçük reklam arası vereceğiz. Ama şimdi neler konuşacağız? Bu bütüncül tarafı insanların anlaması için ondan bahsedelim. Eş seçiminden, uzun evliliklerin sırrından ve böyle ayrılık acısı nasıl yaşanıyor? Biraz bunlardan da bahsedelim. İkinci bölümümüzde hızlı geçiyor program biraz. Bir saati doldurduk. Sevgili izleyenlerimiz, kısa bir reklam arasından sonra bu güzel sohbet devam edecek. Bilge Uzun ve Cem Keçe ile beraberiz. Kaçırmayınız, bekleyin. Az sonra geliyoruz. Efendim insan hali devam ediyor. Doktor Cem Keçe ve Profesör Doktor Bilge Uzun'la beraberiz. Mindfulness konuşuyoruz. Konuştuk. Uygulamasını yaptık. Çok fazla mesaj gelmiş. Yani çok memnunum şu anda. Çok mutluyum. Bir de şey bu son zamanlarda bu tür şeylerin yanlış uygulamaları sık sık olduğu için herkes çok teşekkür ediyor. Biz bunun ne, doğrusunu gördük diye. Ve hocam senin sonrasında yaptığın o konuşmada esasında tam da doldurmuş her yere. Çok iyi oldu. Çok mutlu oldum o yüzden. Hatalı uygulamalardan ne zarar görürüz konusuna kısaca değinip isterseniz oradan ilişkilere, evliliğe hatta eş seçimine geçelim. Şimdi tabii ki kadınlara yönelik şiddet konusunu eş seçimiyle ilişkilendirdiğimizde kızan bir grup var. Yahu ne alakası var? Sadece fail suçtur tabii. Tabii ki sadece fail suçudur ama bu işin içinde eş seçimi de yine önem arz ediyor bence. Biraz oralara da girelim ama şimdi bu nefes egzersizi yaptık. Bunun riskli durumları var mı? Ya da kim hangi ehliyetle yapmalı bunları? Biraz ondan bahsedelim. İkinize de sorayım değerli hocalarım bu soruyu. İsterseniz Cem Hocam senle başlayalım sonra Bilgi Hocama dönelim. Eş seçimi neden? Yok eş seçim değil. Önce şu nefes olaylarını kimin yapması lazım? Sen biraz değindin gerçi ama... Ben her zaman şunu söylüyorum. Yani burada bir psikiyatrik değerlendirme yapılması gerekiyor. Özellikle bu gruplara böyle bir derin çalışma yaptırılacakken. Çünkü bu yapılmadığında gerçekten birine zarar verebiliyoruz. Evet. Yani ben sadece bunu bir hatırlatmak istiyorum. Tamam. Özellikle ailede bir psikiyatrik bozukluk var mı? Annede, babada, dayıda, amcada bu bir sorgulanmalı. İki, yataklı bir psikiyatri tedavi hizmeti aldınız mı? Bu sorgulanmalı. İlaç tedavisi görüyor musunuz? Bu soruları sorduktan sonra mesela en basit üç soruyla evet. Ha bunların hepsi hayırsa, annede şizofreni yok, işte annede böyle bir kişilik bozukluğu yoksa o zaman biz bunu alabiliyoruz. Ama mesela borderline bir kişilik bozukluğu, terk edilme travması yaşamışsa ya da işte şizotipal bir kişilik bozukluğu böyle bir uygulamanın içine girdiği zaman dedim ya psikotik bir atak geçirebilir. Regresi olabilir. Regresyon diye bir şey var. Bunları en azından basit sorularla öğrenebiliriz. Üç tane soru sorarak aslında bir aile mirası var mı? Bir gelişimsel öykü içerisinde böyle bir tablo var mı? Yoksa bu uygulamalar yapılabilir. Ve hocam demin çok güzel bir uygulama yaptırdı. Bu uygulama yüzeyseldi. Ama bunların daha derinleri var. Evet. Ve derinleşmeleri var. İşte karşınızda bazı sahneler canlanabiliyor. Bazı evet. Görüntüler canlanabiliyor. Evet. Ve bütün bunlar bir hezeyan mı? Yani psikiyatrik açıdan kullandığım bir ifadedir hezeyan. Ya da bu sırada bir ses duyuyor musun? Bu sırada vücudunda olmayan bir belirtilerin farkına varıyor musun? Çünkü psikiyatri bir bilim. Bu bilimin altında olması gereken uygulamalar bunlar. Evet. O nedenle psikiyatrik değerlendirmeyi basitçe yapıp ondan sonra böyle bir şey yoksa da küçük uygulamalarla gözlem yapması lazım. Hocamın yaptığı zaten o. Bakıyor, uygulatıyor, gözlem yapıyor. O gözlemden sonra bazılarını ayıklıyordur tahmin ediyorum. Mesela hani sen daha iyilerine layıksın deyip göndermek gerekiyor. O daha iyisi psikiyatrist işte. Peki hocam şunu söylemek istiyorum. Siz böyle bir çerçeve çizdiniz. Kime yapılmalı?
Bir de kim yapmalı konusu var. Şimdi biz burada bir şey anlatıyoruz tabii ki bir öğretilerden falan ama bu alanda biraz karışık. Evet, maalesef. Şimdi hadi ben bu işlere biraz ilgi duydum, araştırayım diyen insanlar neye dikkat etsinler? Bence psikoterapi yani altyapısı olması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Psikoterapi altyapısında kesinlikle bizim ülkemizde lisansla verildiğini düşünüyorum. Çünkü 17-18 yaşında üniversiteye başladığımızda da henüz çocukken öğreniyoruz aslında. Sonra bizim ülkemizde dediğim gibi yurt dışında daha uzun saatler yetişkinlere de verilebiliyor. O başka bir şey ama bizim ülkemizde ruh sağlığı alanından psikolojik danışma, psikoloji, işte sosyal hizmetler gibi alanlardan olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hocamın dediği gibi karşımızda bir durum çıktığında nerede durması gerektiğini, kime yönlendirmesi gerektiğini biliyor olması gerekiyor. Ön görüşme yapıyoruz mutlaka. Bizler mesela, ben bir psikodramatistim aynı zamanda. Grupla psikolojik danışma uygulamaları yapıyoruz, psikodrama uygulamaları yapıyoruz. Bunun mutlaka bir ön görüşmesi var zaten. Bireysel olarak alıp onu işte herhangi bir ilaç kullanıyor mu ya da bir aile geçmişi var mı gibi gibi. Ama kişinin bilmediği sonradan tetiklenebilecek durumlar da olabilir. O da olabilir. Tabii, ve bakın mesela şimdilerde baktığımızda 30 kişiyle 40 kişiyle mindfulness çalışmaları yapılıyor. Ve hocamın dediği gibi derinlere gidiliyor. Orada bir koterapist yani yardımcı olacak biri yok. Ve yapılan ön görüşmede herhangi bir şey çıkmamış. Belki işte ailede bipolar olup saklamış olabilir ya da bilmiyor da olabilir. Hocam bazen bilmediğiniz bir şey tetiklenebiliyor. Mesela şefkat şey var. Loving Kindness Meditation diye geçen, Türkçe'ye de sevgi dolu nezaket diye çeviren bir uygulama var. Karşınızda pozitif hissettiğiniz birine, nötr hissettiğiniz birine, negatif hissettiğiniz birine yönelik olarak bir affediş, onu karşınıza alma gibi zihninizde bir imgelem oluşturma durumunuz var. Eğer orada bir çocukluk travması varsa, bir istismar varsa orada da oradan tetiklenebilir. Evet. Travma sonrası stres bozukluğu. Mesela bunu bilmiyor olabilir kişi. Ve aslında siz orada zarar veriyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bununla çalışabilecek kişilerin olması gerekiyor. Ne kadar çalışabilecek kişi bile olsa yanında mutlaka bir eş danışmanı, koterapisti olması gerekiyor. Ve bence mümkünse bunun da başka bir disiplinden olması gerekiyor. Psikodrama jürim de mesela bana, ben bir psikolojik danışmanım. Postdokumda klinik psikoloji alanında yaptım. Ama benim ihtiyacım olan bir psikiyatristi aslında ya da bir klinik psikologtu. Çünkü benim göremediğimi onun görmesi gerekiyor. Evet, çünkü aslında ben o sırada uygulamayı yaptırırken onun diğer kişileri izliyor olması gerekiyor gibi. Dolayısıyla bence çok kritik ve bütün kitaplarda yazar bu. Özellikle mesela biraz daha derin uygulamalar yaptırdığımızda o 3 dakika 5 dakikaya indiğinde bile bir anda insan ne oluyor ki bana? Neden içimde bir kırgınlık, bir acı hissediyorum ki diyenler çok fazla oluyor. Şey açılıyor yani çok, orada. Tabii ki. Yani açılıyor. Onu orada bırakmanız aslında yaranın kabuğunu açıp pansuman etmeden ya da herhangi bir şey bir bant yapıştırmadan öylece göndermek demek. Evet. Ve çok tehlikeli bir taraftan. Tabii. Dolayısıyla bu alanda olan kişiler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Güzel. Fakat şöyle de bir şey var mindfulness'ta tabii. Mesela az önce yaptırdığımız gibi daha yüzeysel olarak işletme alanında, işte bu pazarlama alanında falan gibi yapılıyor. Belki oralarda kalma, herkesin kendini bilerek oralarda kalması çok daha iyi. Yunus'un bir sözü var ya, çok seviyorum. İlim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nece okumaktır diye. Kişinin önce öz farkındalığa ulaşması gerekiyor. Çok güzel. Herkes diyor ki ben psikoloji kitaplarını çok seviyorum. Mehmet Hoca'yı da çok okuyorum. Ben insanlarla çok güzel sohbet ediyorum. Hemen bu konuya gidiyor. Benim çok iyi dinlediğimi söylüyorlar. Hocam benden de olur mu? Yani. Tamam, çok güzel bununla ilgileniyor olmanız. Okumaya devam edin. Ama yani hani mühendislik alanından bitirmiş birisi de mühendisliğini yapsın diye uygulayıcı düşünüyorum. Olmasın evet, yani uygulayıcı alanlar, olmasın yani bu alanlarda. Evet, değil ne yazık ki böyle bir durum hep karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi bunun biraz da hani şu sosyal medya okuryazarlığı tarafı var aslında. Artık oradan insanlar ilgi duydukları alanın uzmanlarına ulaşıyorlar ama orası biraz riskli bir alan. Çünkü neyin ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Fakat bir takım konularda zorluk çekerken zorluk çekmediğimiz bir alan var ki Cem Hoca sayesinde. Hocam sen Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu'nu kurdun ve bunun için çok uğraştın. Belki de dünyada tek tük örnekten bir tanesi. Şimdi bu bizim için hep çok gurur duyulan ve alkışlanan bir şey.
Nasıl bir süreç oldu? Yani bir federasyon işi, ilişkilere girmeden önce onu da sorayım çünkü unutmayalım istiyorum bu. Çünkü önemliydi herkes için. Nasıl bir süreç oldu? Nasıl başardın bunu diye kabaca sorayım bunu. Öncelikle demin de anlatmış olduğum gibi bir Hamburg modeli diye bir model vardı. O modelin kaynağını araştırırken Mevlana ile tanışmış ve onun Mevlana'dan alıntılanarak dünyaya satıldığını görmüştüm. Ve daha sonra biz kendi kültürümüzde böyle bir terapi ekolü geliştirebilir miyiz diye ben yana çıktım. Önce cinsel terapide Dr. Cem Keçe modeli adı altında bir model geliştirdim. Daha sonra bunu aşkın seks ya da transandantal seksüel terapi adı altında bir cinsel terapi kuramına dönüştürdüm. Şimdi de adına meta seks cinsel terapi adını veriyoruz. Yani böyle oldu. Tabii Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği diye bir derneği ben 2000 yılında kurdum. Ve bu dernek şu anda Türkiye'de cinsel terapi yapan 5000'den fazla insanı yetiştirmiş. Evet, Türkiye'nin tabii, her doğru. alanında bu işi yapan insanlar bizden eğitim aldı. Bu çok büyük bir rakam. Bunun içinde kadın doğumcular var. Kadın doğumcular, ürologlar var, psikologlar var, psikolojik danışmanlarımız var, sosyal hizmet uzmanları var, aile danışmanları var. Evet, tabii. Biz bunların hepsini yetiştirdik. Evet. Ve bunların sahaya dağılmasıyla birlikte CİSET çok büyük bir marka haline geldi. Hı-hı. Bu marka bir zaman sonra eğitimleriyle birlikte, kongreleriyle birlikte ki şu anda mesela 7. uluslararası ulusal kongremizi yapacağız, 3. uluslararası kongremizi yapacağız. 22 tane online sempozyum yapmışız, yüzlerce webinar yapmışız. Yani bütün bunların hepsi aslında evet. çok büyük bir güç oluşturdu. Kesinlikle. Ama ben hep şuna inandım, multidisipliner bir çalışmaya inanıyorum. Evet. Ben bu alanın kimsenin tek elinde olduğuna inanmıyorum. Zaten hocam sizin en önemli bence bu süreçte başardığınız şey de bu kongrelerde farklı disiplinleri gerçekten bir araya getiriyorsunuz. Hep lafta bu vardır ama mesela ben de bir şekilde CİSEF'in kongrelerine gittiğimde onu görüyorum yani. Gerçekten aynı dili konuşan farklı alandan insanlar bir araya geliyor. Ve buna ihtiyacımız var hocam. Sonra ne oldu? Ne oldu? Biz sonra işte psikoterapistler için ayrı bir dernek kurduk. Hı-hı. Hemşireler için ayrı bir dernek kurduk. Mesela aile hekimleri için ayrı bir dernek kurduk. Jinekologlar için ayrı bir dernek kurduk. Ürologlar için ayrı bir dernek kurduk. Şu anda 15 tane dernek bizim federasyonumuzun altında çalışıyor. Biz ne yaptık? Bütün bu alanla ilgili dernekleri kurduk. Ve bu dernekleri de çek bir çatı altında federasyonun altına koyduk. Bu tüm dünyada bir ilk. Çok mesela güzel. Dünyada Cinsel Sağlık Birliği var. Bütün Hı. dünyanın örgütlerinin üye olduk ki biz de CİSET olarak da CİSEF olarak da buraya üyeyiz. Avrupa Seksoloji Federasyonu var ki başkanı da sevgili dostum Mehmet Sungur. Evet, tabii. Şu anda onlar da kongrelerini yapıyorlar. Evet. Türkiye'de de Türkiye Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu var. Ve gerçekten bütün dünyaya baktığım zaman bu şekilde federasyonlaşmış dünyada başka bir ülke yok. İngiltere'ye bakıyoruz yok, Amerika'ya bakıyoruz yok, Almanya'da yok. Bu Türkiye için çok büyük bir devrim. Çok önemli, evet. Çünkü, aynı zamanda örnek olacak tabii, bir şey. Tabii biz yani. Bunu niye istiyoruz? Herkesin birbirinden öğreneceği var. Bizde kibir yok. Mesela bu alan psikiyatrinin alanıdır, kibiri yok. Bu alan psikolojik danışmanın alanıdır, kibiri yok. Herkesin birbirinden öğreneceği bir şey var. Çünkü bu bir zenginlik. Evet. Bu olgunluğu gösterenleri bir araya getiriyor. İlginç olanı da şu. Türkiye'nin her inanç sisteminden, her kültüründen, her siyasi görüşünden, her disiplininden insan kardeşçe bir arada yaşıyor. Evet. Biz CİSEF olarak şunu başardık. Türkiye'nin ihtiyacı olanı başardık. Evet. Biz kimse kimsenden rahatsız olmuyor. Herkesin inançları farklı, kültürleri farklı, yaşam şekli farklı, disiplinleri farklı ama herkes aynı saygıyı görüyor. Herkes aynı değeri görüyor. Orada herkesin birbirinden öğrendiği bir şey var. Ve Mevlana ne demiş? Ne olursan ol gel demiş, paylaşmış. Şems'te Mevlana'nın buluşması bizim için her zaman çok değerliydi. Doğru. Çünkü iki bilgenin buluşması bir aşktı, bir tutkuydu. Ve biz o aşkı ve tutkuyu bir araya getirip bunu dünyada emsali olmayan bir yapıya taşıdık. Ve Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu bu yönüyle Türkiye'nin bir değeridir. Evet. Türkiye'nin mozaiğini bir araya da getiren, hepimizin ihtiyacı olandır. Çünkü bölünmüşlük, çatışma, huzursuzluk, kibir, disiplinler arası kavga bizde yok. Evet, bu çok önemli. Eğitimlerimize diyor hocam işte sen de bütün kongrelerimize yani. Geliyorsun. Evet. Hiçbir şey oldu mu? Hiçbir disiplinin birbirine bir üstünlüğü olmadı. Hayır, tam tersine tanımayı ve, sağlıyor. Ve en önemlisi de seviyoruz birbirimizi. Tabii ki. Muhakkak. Sevgi odaklıyız. %100 öyle. Evet. Saygı odaklıyız ama birbirimizden öğrenme kültürüyle yetiştik ve bunu kurumsallaştırıyoruz. Yaptığımız bu. Kesinlikle. Biz de şimdi Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ben orada Psikoloji Öğrencileri Kongresi yapacağız bu sene Ağustos ayında. Her ikinizi de orada görmeyi tabii ki çok çok isteriz. Çok mutlu oluruz. Aynı mantıkla hareket etmeye siz dinlerken bizim zaten öğrenciler tamamen
O kafada sağ olsunlar. Çok seviyorum onları. Psikoloji Öğrencileri Kongresi'ni Aydın'da yapacağız. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. Bu zihniyetle bunu yapalım diye düşündüm hocam size anlatırken. Çok güzel bir örnek. Bize de hemen örnek olsun o deyip ilişkilere geçelim. İlişkiler önemli. Evet. Çünkü hayatımızı bir şekilde götüren şey belki ilişkiler. Eş seçiminde nelere dikkat edelim diye hocam önce sana sorayım. Çünkü çok önemli. Eş seçimi deyince bu basit bir şey değil ki. 40 yıl, 50 yıl belki beraber yaşıyorsun. Belki 60 yıl, belki 70 yıl diye uzatıyormuş. Nasıl bir şey var burada? Eş seçiminde neye dikkat edelim? Ruhuna hitap eden kişi diye en basitinden cevap verebilirim bir taraftan. Ama arada da hocam da konuşuyorduk. Transaksiyonel analiz kuramına, yaklaşımına göre olması gereken ve olmaması gereken aktarımlar, transaksiyonlar var bir taraftan. Yani bir kere iki kişinin de iki tarafında yetişkin yetişkin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizde maalesef ki daha o karşılaşmada bile bağlanmaya kadar götürür bir taraftan bizi. Bağlanma örüntülerine kadar götürür bir taraftan bizi belki ama aileden aldığımız o yaklaşımlarla ya birilerinin çocuğu olmaya ya da birilerinin ebeveyni olmaya alıştırılmışız. Evet. Dolayısıyla karşımızdaki kişiyi seçerken farkında olmadan ya çocuğumuzu seçiyoruz ya ebeveynimizi seçiyoruz. Yani tatmin edilmeyen başka rolleri mi tatmin etmeye çalışıyoruz yoksa zaten alışkanlıklarımızı mı oynuyoruz? Alışkanlıklarımızla birlikte. Genelde mesela Adler bunu yani kuramsal olarak bir taraftan evin büyük çocuğu olmayla açıklar. Evin büyük çocuğu olduğunuz zaman hep yönetmeye alışkın olduğunuz için seçeceğiniz kişi ya da seçtiğiniz kişi genellikle evin küçük çocuğu olacaktır. Ya da işte sizin himayenize girecek ve onu yönetebileceğiniz kişiyi tercih edersiniz daha çok diye. Karşıdaki kişi de aslında sizi seçerken o da bir şekilde buna alışkın olduğu için oradan seçer. Bir kere buna dikkat etmek yani gerekiyor. Yani eski öyle rolleri olmaması devam ettirmek evet istiyor insanlar evet, belki de. Bir taraftan öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen yetişkin. Hocam birinci kısımda çok güzel açıkladı. Yani benim neye ihtiyacım var? Karşı tarafın neye ihtiyacı var? Bu iki tarafın da ihtiyacını karşılayabilmek için birisinin ebeveyn, birisinin çocuk rolünde olması değil, ikisinin de yetişkin rolünde olması ve ben okeyim, sen okeysin diye bakabiliyor olması gerekiyor aslında. Bu da tam o eşitliği getiriyor. Yani eşitlik burada kadın erkek eşitliği falan gibi konulara girmek anlamında söylemiyorum. Ben ne kadar iyiysem o da o kadar iyi. Ya işte o şöyle de gibi değil. Bir taraftan birbirine hitap eden durumun bu olduğunu düşünüyorum. Bir de ben yine varoluşsal açıdan evrenin karşılaştırdığına inanıyorum. Yani onun bir tesadüf değil, o tevafukla gerçekten dönüp dolaşıp o ruh eşinin bir yerde karşınıza çıkacağını ve birbirinizden etkileneceğinizi düşünüyorum. Bu da biraz daha mistik taraftan baktığımızda aslında. Çünkü şöyle baktığınızda bir 500 kişilik bir gruba girdiğinizde birileri sizi çeker, birileri iter. Niye? Aslında nasıl oluyor da böyle olabiliyor gerçekten de. Asla işte benim tipim değil ya da asla böyle birisiyle birlikte olmam dediğiniz birine bir anda deli divane aşık olabiliyorsunuz. Sanki bu birazcık ruhani çekim gibi de geliyor o taraftan baktığımızda. Çok iyi. Hemen şuraya şunu sorayım. Peki benim ruhuma hitap eden kişi sosyal statüsü yüksek kişi diyebilir mi birisi? Mesela artık biraz önemli yani bu ne iş yapıyor, ne kadar para kazanıyor? Yani maddi gelir durumları da ruha hitap eder mi sence? Yoksa çok romantik olmaktan uzak bir şey mi sence? Yani bence şöyle, işte bir bilişsel yapı var, bir duygusal yapı var. Bir o ruhani yapıdan baktığımızda eğer bilişsel yapı kişinin hayatını kontrol edecek düzeye geldiyse, duygusunu bile yönetecek duruma geçebiliyor. O zaman oradaki kişinin sosyal yapısı, sosyal olarak durumu, zenginliği ya da işte kendini göstermesi, onun işte yeşil gözlerin olduğu ya da işte kocaman göbeği olduğu, olmadığı gibi şeyleri tamamen örtebiliyor. Çünkü o anda ön plana çıkan şey onun sosyal olarak ekonomik durumunun ya da sosyal statüsünün daha iyi olması gibi. Evet. Dolayısıyla burada bir bilişsel yapı devreye giriyor yani diye düşünüyorum. Yani orada bilişsel, yani daha mantığıyla hareket etmek sosyal statüyü önemser hale getirir. Ama bunu yaptığımızda o daha çekici hale gelir mi acaba duygusal olarak? Biraz orada yani bir duyguları var. Orada yönetebiliyor böyle bir durumda. Duygularına tamamen bırakmıyor da o ruhun hitap ettiği şeye bırakmıyor da bir taraftan o bilişsel yapı yani o zihinden geçen düşünceler, o çizilmiş kalıplar bir anda duyguyu kapataraktan o onun için ideal kişi olabiliyor. Ama işte duyguyu çok da kapatmıyor da sanki onunla biraz orayı da yönetiyor gibi. Evet. Yani o kadar güzel geliyor ki ona. Duygu, o. Aynen öyle, duygu da ona dönüşüyor. Dönüşüyor evet o nokta. Hocam ne düşünüyorsun bu sosyal statü konusunda?
eş seçiminde önemli faktör mü gerçekten? Çok önemli. Özellikle biyolojik psikiyatri açısından bakarsak eskiden güçlü, kaslı, savaşçı ve eve daha fazla av getiren erkekler tercih edilen erkeklerdi. Doğurganlığı çağrıştıran kadınlar tercih edilen kadınlardı. Şimdi günümüzde tabii değişti bu. Tabii. Artık daha mesela kaslı olmanıza gerek yok ama banka hesabınızın kaslı olması gerekiyor. Mesela bizim işte toplumda saygı gören bir mesleğimizin olması bizi çekici yapıyor. Ama ben bütün bundan ötesinde asıl konuya dikkat etmek istiyorum. Biz çocukken anne babamızın ilişkisini, anne babamızın bizimle olan ilişkisini içselleştiriyoruz. Ve anne babamızın karışımıyla bir imago yaratıyoruz. Biz bu imagoyu birinde gördüğümüz zaman ona aşık oluyoruz ve onu seçiyoruz. Ama bence, bu iyi bir ilişkisi varsa mı anne babanın yoksa her iyi, durumda her mı? Durumda bu. Evet. Zaten hani sıkıntılı bu sıkıntılı. Yani ama bende bir imago var. Ben o imagoyu görüyorum. Mesela bu kadın programlarında görüyorsunuz. Kadının biri geçen gün çıktı dedi. Ben işte kıllı, esmer erkekleri seviyorum. Sarışın erkekler erkek mi dedi. Evet, niye? Çünkü onun kafasındaki imago esmer, kıllı bir erkek motifiyle oluşmuş. Ona yöneliyor, ona aşık olarak yapıyor. Evet. Birincisi bu. Buna ben bilinç dışı evlilik diyorum. Evet. Şimdi ikinci tarzda bunun ne var? Benim babam alkolik ve sert bir adam, maço bir adam. Anneme de şiddet uyguluyor, bana da şiddet uyguluyor. Benim bununla ilgili çözümlenmemiş bir travmam var. Ve bilinçaltımızın kendine göre bir çalışma prensibi var. Bu prensipte ne var? Yarım kalmış bir işimizi tamamlamak istiyoruz. O nedenle böyle bir ebeveyne doğru çekiliyoruz. Yani aslında travmalarımız eşimizi seçmemize yol açıyor. Yani orada bitmemiş bir işi bitmemiş yeni bir şey, ilişki içerisinde bitirmek arzusu istiyoruz. Ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Böylece ya çocukluk travmalarımızı tekrar etmek için ya da ebeveynlerimizin imagolarına çekilerek bilinç dışı bir evlilik yaşıyoruz. Ve bu evlilikler riskli. O zaman hocam hemen şunu söyleyeyim. Yani bir iki tane olumsuz ilişki, olumsuz biten ilişki yaşadıktan sonra bunlardaki ortak temalara bakarak bunu fark edebiliriz belki. Kesinlikle fark edebiliriz. Ama bunu ikincide, üçüncüde öğrenenler talihsiz tabii ki. Olayın bir de şu boyutu var. Mesela ben bunu hep söylüyorum. Biz flört ederken gerçek kendilikle hareket ediyoruz. Flört ederken demin işte hocamla da konuştuk ya, transaksiyonel analiz bağlamında yetişkin parçamızla hareket ediyoruz. Mesela ben ne yapıyorum? Gerçek bir erkek rolündeyim. Karşımdaki gerçek bir kadın rolünde ve biz kendimiz olarak ilişki yaşıyoruz. Fakat ilginç bir şey var. İmzayı attığımızda ya da bu kişi artık benim için evlenilecek kadın, evlenilecek erkek modeline geçtiği andan itibaren regresyon başlıyor. Ve biz ne yapıyoruz? Çocuk gibi davranıyoruz. Sahte kendilikle çocuklukta yarım kalan işlerimizi tamamlamak adına çocuklaşıyoruz ya da bebeğinleşiyoruz. Evet. Ve bu evlilikleri mahvediyor. Mesela o nedenle evlilikteki rollerimiz bizim bilinç dışı yapıdan gelen bir yapıysa mutsuzluklar oluyor, çatışmalar oluyor, kaoslar oluyor. Ben mesela mutlu bir çocukluk geçirmiş çok az insan gördüm. Evet. O yüzden hepimiz risk altındayız. Ben hep şunu söylüyorum. Evlilikten önceki flört aşaması bizim gerçek olduğumuzdur. Ama hocam şu da var. Hemen şey geçme diye söylüyorum. Çocukluğumuzda hep iyi hatırlıyor gibiyiz. Yani çok kestirme yapıyoruz orada işi. Nasıl bir çocuk? Çok güzel bir çocukluğu var. Bitti bu kadar sanki. Ona ben direnç diyorum. Evet, orada bir direnç çünkü var. Çünkü niye unutmak istiyorum? O kadar acı çekiyoruz. Bakın çocukluk tamamıyla korkunç bir dönemdir. Çünkü travmatik bir dönemdir. Değil mi her şeyden önce? Her şeyden önce muhtaçsın. Bilinmezlik var. Yüzlerce veri var. Korkunç bir şey ya. Çok zor. Biz mesela şu anda buranın İstanbul olduğunu biliyoruz. Bir stüdyo olduğunu biliyoruz. Evet. Yaptığımızı, kendimizi biliyoruz. Ama çocukken bunların hiçbiri belli değil. Tamamen belirsizlik. Belirsizlik. Ve hepimiz bir terör yaşıyoruz çocukken. Evet. Ama bu terörün şiddeti, yoğunluğu bizi ne yapıyor? Yaralı bir insan haline getiriyor. Ama biz evlenmeden önce sağlıklı, evlendikten sonra yaralı ilişkiler kuruyoruz. Evet. O nedenle evlenmeden önceki adam bu değildi, evlenmeden önceki çok kadın bu değildi. Şikayet. Biz o zaman çok mutluyduk ama evlilik imzayı attık bir anda kaos başladı, kavgalar başladı. Bu ikincisi de şunu da söyleyeyim, evlilik bir sistem. Evlilikken biz bir devlet kuruyoruz. Evet. Devletin izniyle bir devlet kuruyoruz. Ve bunun içerisine anneler, babalar, mesela bir insan yatak odasına girdiğinde kendisi değil, sağında ve solunda annesi ve babası var. Tabii. Öbürünü de annesi baba yatak odası 6 kişi. Çok kalabalık. Şimdi böyle bir evlilik zaten sağlıklı değil. Evet. Öyle olduğu zaman mesela ben şunu hastalarımdan çok duydum. Annem gibi konuştuğumu fark ediyorum. Babam gibi konuştuğumu fark ediyorum. Babam gibi içime çekildiğimi fark ediyorum. Çünkü neden? Ya çocuk parçamla hareket ediyorum
ya ebeveyn parçalar. Yani bir şekilde o geçmişteki ilişki örüntüsüyle oraya geliniyor. İçimizdeki mumyalar hortluyor hocam. İster çocukluğum olsun ister anne babam olsun ama orada çocuklukla ilgili bir şey görüyorsunuz her zaman. Ama parça. Ben hep şunu söylüyorum. Muhtaç olduğunuz kudret, Atatürk ne demişti? Damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Ben de diyorum ki muhtaç olduğunuz kudret sevgililik ruhunda gizlidir. Sevgililik o ruhu canlandırın. Olur. Çünkü oradaki sen gerçek sensin. Evet. Oradaki kadın gerçek o kadın. Evet. Ve sizin gerçek ilişkiniz o. Şu an yaşadığınız sahte diyorum. Sahte bir kendilik bu. Çünkü neden? Çocukluk benim travmatik deneyimim. Ebeveynler, toplum, ailenin bana yüklediği ebeveyn parça zaten benim sahte yapım. Ben değilim ki o. Hocam o zaman şimdi çok fena bir duruma düşüyoruz. Flörtte daha gerçeksek sosyal medya bu işi bitirir. Evet. Sosyal medyada filtreliyiz. Evet filtreliyiz. Yani birisi Nihat Hoca'ya sormuştu, Nihat Atipoğlu Hoca'ya. Bu sosyal medyadaki filtreler bizi kandırmak kul hakkı yemiş olunmuyor mu diye sormuşlardı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Hocam bir şey daha söyleyeyim. Çok komik. Ama harbiden orada bir kul hakkına giriliyor. Aha. Çünkü niye biliyor musunuz? Yani filtreler insanları çok farklı gösteriyor. Mesela işte eğlenirken fotoğraf koyuyoruz. İşte spor yaparken fotoğraf... Adam hayatında spor yapmamış. Ama spor sonunda bir fotoğraf koyarak çok farklı bir profil çiziyor. Evet. Bunu kastetmiyorum ben ama. Hani bir insan bir ilişki yaşar. 6 ay, 1 yıl... O dönemde gerçek kendinden bahsediyor. Tabii ki, tabii ki. Ama seçiminde ne var biliyor musunuz? Yani 1, 2 ve 3. 1 nedir biliyor musunuz? Denklik. İnanç denkliği olacak, kültür denkliği olacak, eğitim denkliği olacak. Her türlü hocam, denkliğe ihtiyaç var. Hocam sözü var. Davul bile dengi denkliği demişiz yani buna. Hocam ikincisi, çok daha önemlisi, yani şu anda elektrik diyorlar da ben ona aşk, sevgi anlamında. Üçüncüsü de bir tutkunuz olacak ona karşı. Onu gördüğünüzde bir heyecanlanacaksınız. Onu gördüğünüzde böyle kanınız deli arzu gibi edecek, arzu yani olacak. E şimdi 1 2 3 kuralı. Bizde nasıl biliyor musunuz? 1 var, 2 3 yok. Çünkü denksin ama 2 yok, 3 yok. Evet. Ya da 3 full çekiyor. Ama bir yok. Evet. Şimdi düşünsenize bir uzman doktorun işte bir güvenlik görevlisiyle evlendiğini. Tamam adam çok yakışıklı olabilir, biyolojik psikiyatri açısından kaslıdır, şudur budur, çok çekicidir ama sonuçta eğitim seviyeniz farklı. Şimdi bizde biliyorsunuz mezhep farklılıkları var, bizde şimdi coğrafi farklılıklar var. Bütün bunlardan denklik olması lazım. Bir de hayatı yaşama şekli var. Yaşam şeklinin benzerliği. O nedenle önce denklik diyorum ben. Denkliğin olduğu noktada 2 ve 3'e bakacaksınız. 2 ve 3 denklik olduğunda mutluluk getiriyor. Ama denklik yoksa 2 ve 3'ün sonu mutlaka hüsranla bitiyor. Hüsranla bitebiliyor. Denkliğe bir aşık olduğunuzda belki onu düşünmek de zor. O işin mantık tarafı galiba. Orada biraz şey oluyor. Yani birazcık mantığın işin içine girmesi lazım. Çünkü denkliği fark edecek olan bizim düşünen tarafımız. Hocam yüreğimizin götürdüğü yere gitmeyeceğiz. Bu net. Evet. O yanlış bir laf. Aklının onay verdiğini tutkunla yüreğinle yap diyeceğiz. Doğru evet, söz tamam. Bu. Şimdi ben de ona katılıyorum açıkçası. Birazcık mantık devrede olsun ki o çok kötü haberlerde izlediğimiz şeyler yaşanmasın noktasına. Ben de öyle düşünüyorum. Fakat onu da çok dile getirmiyorum tabii ki. Çünkü ona kızıyorlar bazen. Kızıyorlar. Yani şöyle kızılıyor. Aşka saygısızlık gibi görüyorlar. Evet, biraz öyle. Yani sonuçta yüreğimin götürdüğü yere giderim de yüreğim benim mantığıma çok aykırı bir yeri gösteriyorsa oraya gitmemekte fayda var. Çünkü hocam evlilik bir devlet dedim ya. Bu devletin kuruluşunda denklik yoksa bu çatırdayacak da bu kaçınılmaz. Evet. Evet. Sevgi bir yerde biter, aşk bir yerde biter, alışkanlıklar başlar, rutinler başlar. Orada o denklik yoksa çok büyük bir zorluk var. Kesinlikle. Şimdi felsefe okuyan biriyle işte hiç arabesk dinleyen ya da hiçbir işte kadın programları dışında bir şey seyretmemiş bir kadının erkeğin evliliği yani bu kaos getirecektir. Zorluk olabilir. Ne kadar severseniz sevin, ne kadar tutkunuz olursa olsun o bir yerde bitecek. Çünkü evlilik sürekliliktir. Evet. Ama anlık birlikteliklere okey ama evlilik kurumdur, sistemdir. Demin de anlattım ya, bütün aile evleniyor. Hepimiz halaya girmiş gibi evleniyoruz. Çünkü halayda herkes var. Doğru. Şey ben de bu söze şeyim. Şimdi sen Bilge, onu sana sorayım. Yani zıtlar birbirini çeker diye bir şey üzerinden bu esasında çok uyumsuz insanlar çok romantik bir şey yaşayacağına inandırılmış ve böyle bir şeylere başlayabiliyorlar. Denklik ve bu zıtlık konusunda sen nasıl görüyorsun durumu? Yani gerçekten şey gibi düşünüyorum ben de, o zıtlıklar birbirini çekerden ziyade biz birbirini tamamlıyormuş gibi görünüyor. Doğrudan bununla ilgili araştırmalar ne söylüyor bakmadım ama yine o TA işte transaksiyon analiz kuramına baktığımızda ilişkilerimizde çok hareketli birisini idare edecek kişi
az hareketli, az konuşan, sakin biri olması gerekiyor. İkisi de çok konuşan birileri ya da ikisi de çok hareketli olduğunda zaten alternatifler ya da dışa açılmalar başladığı için sanki o birbirini tamamlamalar öyle geliyormuş gibi görünüyor. Taraftan baktığımızda çok ilişkilerimize, iyi. Çevredeki ilişkilerimize baktığımızda ben ne kadar sakin biriysem seçtiğim kişi genellikle kıpır kıpır biri olur. Hmm. Birbirini de böyle dengeliyormuş gibi geliyor. İkisi de sessiz olacak olsa sanki ikisi de orada hiçbir şey oluşmayacakmış gibi geliyor. Derin sessizlik olacak. Evet. Yani. Ama dediğim gibi bilimsel olarak bakmadım gerçekten bunun ne olduğuna ilişkin. Fakat şeyi araştırmıştım, bakmıştım bir yere. Gerçekten görücü usulü evlilik ya da birilerinin önermesiyle olan evlilikler daha başarılı oluyor mu? Orada da yine şöyle bir şey var aslında. Bizi en iyi bilenler ebeveynlerimiz. Çocukluğumuzdan itibaren işte annelerimiz, anneannelerimiz filan. Karşı taraftaki kişiyi de en iyi bilenler onlar. Neden hoşlanır, neden hoşlanmaz, onun huysuzlandığı, huysuzlanmadığı yerler ne? Ve bu kişilerin uygun gördüğü, bunlar birbirine tam uyar dediği kişiler birbirine daha çok bütünleşiyor sanki. Ama orada bir de şu durum devreye giriyor ki zaten ebeveyninin söylediği kişiyle birlikte olan yani ebeveyninin sözüyle birlikte olan kişiler zaten alternatif bakmayacağı için dolayısıyla aslında bir şekilde başarı getiriyor. Ama başarı evliliğin uzun sürmesi mi yoksa başarı çiftlerin birbirini iyi hissetmesi mi? Kritik soru bu. Evet, orada bir sürü parametre giriyor kritik devreye. Bir sürü farklı ki. Şey giriyor. Hep o hata var işte. Başarılı evlilik devam eden evlilik gibi düşünülüyor. Hmm. Fakat bu iyi olma hali üzerindeki etkisine belki bakmak lazım. Ne düşünüyorsun o konuda? Görücü usulü evlilik. Sanki tak tak cevabı varmış gibi soruyorum bunu. Biraz zihinsel egzersiz yapacağız. Görücü usulü evliliğin yani başarılı evlilik olduğunu düşünmüyorum ben. Kişinin kendisinin bir şekilde seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocamın da dediği gibi gerçekten o travmaları diyor hocam ama mesela o nöropsikolojik açıdan da diyordu ki zaten birçok kaynakta amigdalamız seçiyor. Yine bizi travmaya götürüyor aslında. Limbik sistem seçiyor. Sonra oradan hipokampüsten tarıyor. Bunun benimle, çevremle bir bağlantısı var mı diye. Ondan sonra yakınlaşıyor ona. Ama bir taraftan da gerçekten o çarpılma dediğimiz an var. Yani dolayısıyla görücü usulünün değil de o gerçekten o çarpışmanın olması gerektiğini ama mantığın da kurulması gerektiğini düşünüyorum. Ben de sizin gibi. Denklik deyince aklıma şöyle bir şey geliyor. Rahmetli Müslüm Gürses'in konserleri, işte böyle bağıran, çağıran, kendine zarar veren gençler dinliyor falan. Ve şarkılar hep ulaşamamak üzerine. Hmm. Arzu nesnesine ulaşamamak üzerine. O zaman kendimize, bedenimize yönelik bir öfke mi gelişiyor acaba? Ne dersin hocam? Çünkü ulaşınca aşk olmuyor ya. Aşk tek kişilik yaşanıyor. Ama şu var, hocam bu bir kültür. Şimdi biz her zaman her şeyi psikolojik olarak açıklıyoruz ya, bir de transkültürel psikoloji var. Evet. Kültür bu. Evet. Öğrenilmişlik var. Acı çekme kültürü var. Mesela bizim şarkılarımıza bakıyoruz. Çok fazla acı var. Çok fazla dram var. Çok fazla negatif duygu var. Öfke var. Var hep öyle. O nedenle, şimdi arabeskten sonra şey çıktı işte bu rap arabesk. Evet. O acayip bir şey. Çok acayip saldırgan şey. Agresif. Çok saldırgan yani. Ama şu var. Yıllar önce Freud ne dedi? İçimizde iki tane temel dürtü var dedi. Hı hı. Eros dedi. Hı hı. Yaşam enerjisi. Thanatos dedi, ölüm ve yıkım enerjisi. Hı hı. Aslında bütün her şey bunların bir türevi. Şu an biz mesela burada tutkuyla konuşuyorsak Eros'umuzla konuşuyoruz. Evet. Ama agresyonumuzu gösteriyorsak Thanatos'umuza gösteriyoruz. Hı hı. Ama bizim topraklarda Thanatos çok güçlü. Evet, güçlü. Mesela bunu tarihimize baktığımız zaman, geriye dönü baktığımızda bizim saldırgan enerjimiz çok güçlü. Evet. Ve acı çekmekten zevk alan bir hale geliyoruz. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Sadizmin iki formu vardır. Cinsel ve hı hı. duygusal. Türkiye duygusal sadizmin ve mazoşizmin cennetidir. Yani bu ayrılıkları iyi yapamıyor olmamızın nedeni de belki bu. Biz ayrılıkta düşmanca ayrılıyoruz. Tabii yani. Çünkü doğru birleşemiyoruz. Evet. Yanlış beş birleşiyoruz. O nedenle de ayrılığı da beceriyorum. Ben zaten bir insanın kalitesini ayrılırken gösterdiğini düşünüyorum. Öyle. Evlenirken kalite gösterilmez. Hocam öyle derler ya yani eşini evlenirken değil boşanırken tanırsınız. Boşanırken tanırsınız. Ama biz ben şunu istiyorum. Evlenmeden önce lütfen birbirinizi tanıyın. Tanımak mesela önemli. Biz CİSET olarak 2000 yılında kurulduğumuzda şöyle bir deklarasyon ilan ettik. Dedik ki evlilik öncesi danışmanlık ve rehberlik hizmeti alınmalı ve evlilik ehliyeti yasal olarak zorunlu olmalı. Yasal zorunluluk haline. Çünkü ben araba kullanırken bir ehliyete evet. ihtiyacım var. Ama evleniyorum, çocuk yapıyorum. Toplumun temel yapı taşını oluşturuyorum ama bunun için bir ehliyet almıyorum. Kontrolsüz gidiyor iş. Şunu söyleyebiliyoruz. Türkiye'de bu hizmeti verecek
ruh sağlığı profesyonelleri ve aile hekimleri var. Yani elimizde o kadar yetişmiş bir insan var ki. Evet. Bu insanları kullanamıyoruz ama lütfen ehliyet olması şart. Hocam bazı belediyeler bu imkanı sağlıyor ama tabii gönüllülük usulü. Gidersen oraya yani. Gidersen. Yoksa böyle bir zorunlu ama kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Hı hı. Çünkü buna bu kadar önem veriyoruz. O toplumu oluşturan çekim falan. Ama bunun da bir şeyi olmalı hocam, ya. Hocam evlilik bir de tehdit altında şu anda. Mesela sorgulanıyor. Yani. Yok evlilik sorgulanıyor. Evet. Mesela çünkü evlilikleri şu anda %40'ı neredeyse bitmek üzere. Yeni evliliklerin gerçekten de %40'ı bitiyor. Biz bütün ne yapıyoruz? Şeylerde yani mesela 2022 yılında 5 evlilik varsa bir tane boşanma var. Oran bu. Ama yeni evliliklerde çok yüksek. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Çok ciddi ve biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Boşanmayan grupta olacağımızı düşünüyoruz. Ama evet, hangi insan %40'ı iflas edecek bir işe yatırım yapar? %100 mümkün değil. Evet. Ama biz yapıyoruz. Çok büyük risk. Niye? Yapamayız. Çünkü umutla yapıyoruz. Evet. Ama öbür tarafı görmezden geliyoruz. Ama doğru kurulan bir evlilik sağlıklı bir evliliktir ve toplumun devamlılığını da sağlar. Çünkü neden? Çocuklar bu ailede yetişiyor. Ve sağlıksız bir ailede büyüyen bir çocuk ileride de sağlıksız bir evlilik yapacaktır. Bu kuşaktan kuşağa aktarılan bir durum ama çözümü çok basit aslında. Kesinlikle. Ama ben her zaman şunu söylüyorum çiftlerime de umut olsun diye. Flört ederken mutlu muydunuz diyorum. Evet hocam diyorlar. O zaman biz bunu başarabiliriz ama flört ederken kavgalar, dövüşler, tartışmalar olmuşsa bakın buradan bunu da net olarak söylüyorum. Bu evliliğin fragmanıdır. Filmde bunun 10 katı. Yani ben flört döneminde mutluluk varsa evlilikte de 10 kat mutluluk yakalanabilir. Bu iyi haber. Ama flört ederken kavga ediyorsanız evlilikte keramet yok. Bravo. Net konuşuyorum. Çok güzel. Net konuşmakta fayda var. Yok ama ne var? Evlilikte akılla yürütülecek. Hı-hı. Evlilik akılla yürütülen bir sanattır. Burayla hareket edeceksin. Burayla hareket etmediğiniz sürece evlilik kaostur. Evlilik duygusal, romantik bir ilişki değildir. Evlilik bir ortaklıktır. Akılla yürütülen bu ama aklımız onay verdikten sonrası tutkuyla yapılmalıdır. Aşkla yapılmalıdır. Ama aklın onay vermediği noktada kendimiz durdu. Mesela çiftler kavga ediyorlar. Evet. Ben diyorum ki 6 saniye kuralı var. Hı hı. Öfkelendiğinde ya da çok yükseldiğinde içinden 6'ya kadar say. Hı hı. Sonra eşinin gözünün içine bak şu hareketi yap. Hı-hı. 20 biraz dakika yalnız kalmak istiyorum. 20 dakika sonra beynin, aklın devreye giriyor. Çünkü bugün mindfulness'ı konuştuk ya. Ya akılla yetişkin parçamızı hareket edeceğiz bilincimizle. Ya da otomatik pilotumuz. Ama otomatik pilotumuz nasıl oluşuyor? Anne babamızın ilişki kalıplarıyla, onların bizimle kurduğu ilişki kalıplarıyla. Bu otomatik pilotu sağlıklı olan bir birey görmedim ki ben. O zaman zaten sonu pişmanlık ve suçluluk. Pişmanlık ve suçluluk da ilişki için hiç iyi duygular değil. Değil. Ama şunu çok net söylemek lazım. Sizin açtığınız kapıdan girerek şunu söylüyorum. Flört döneminde size çok nazik ve kibar davranan biriyle iyi bir evlilik yaşarsınız. Ama size öfkeyle, nefretle, saldırganlıkla, sadece bağırarak bile yaklaşan biriyle evliliğinizde şiddet göreceksiniz. Bu kaçınılmaz. Çünkü fragman böyleyse film nasıl olacak ki? Tamam, çok iyi. Hocam bunu söyle, net söylemekte fayda var. Yani flörtte bunları yaşadık ama evlilikte keramet vardır diye başladık. Sonra da ben böyle bir şeyler yaşadım dediğimizde insanda çifte hata yapılmış hocam, oluyor. Hocam kibir yapıyoruz. Mesela kadınlarda da erkeklerde bu var. Evlenince ben onu adam ederim. Yani evlenince biz onu çözeriz. Şey. Ben de diyorum ki değiştirebileceğiniz tek şey var. Kendi davranışsal öğelerinizdir. Evet. Onun dışında bir şey değiştiremezsiniz. Evet. Ve unutmayın bu adamı bu haliyle seviyor musun? Evet. Bu adamı bu haliyle 30 yıl, 40 yıl artık ne kadar ömrünüz olacaksa bu haliyle devam edebilecek misin? Bunun yanıtı evetse evlen. Evet. Ama ben bunu alırım, değiştiririm, işte idare ederiz, şöyle olur, böyle olur, bu zamanla... Bu her zaman bir kavga sebebidir. Çünkü değiştirmeye çalıştığınızda karşınızdaki kişi aynı kalır. Evet. Ama onu kabul ettiğinizde onun gerçekten farkındalığını arttırıp kendini değiştirebilmesi için ona bir fırsat veriyoruz. Mesela ben karı kocalar diyorum ki haklısın hayatım cümle kalıbını ezberleyin. Hı hı. Bu şu demek Japonların şu hareketi var ya hı hı. Benim kibrim senin kibrinin altında. Hı hı. Haklısın demek olgunluktur. Ona hatasını görebilme fırsatını sunmaktır. Bunu sunan olgundur. Üstün çıkan değildir. Pirus Savaşı diye bir savaş var mitolojide. Bütün tartışmaların kazananı olmadığı için diyorsunuz. Pirus Savaşı'nda iki tane güçlü ordu savaşıyor. Hı hı. Diyorlar ki savaşmayın, yenemezsiniz birbirinizi. Ama komutanların kibriyle savaşıyorlar. Sonra da iki komutan kalıyor. İkisi de savaşıyor. Hı hı.
Bir kişi kalıyor. Bakıyor ki zaferini kutlayacak kimse yok. Kendini öldürüyor. Evlilikteki bütün savaşlar Pirus Savaşı gibidir. Evet, çok iyi örnek. Çok iyi metafor. Ve şu, burada şunu da söyleyeyim. İki kaybedeni var yani. Evet, herkes kaybetti. Çünkü orada yaklaşımı kibirle bir yaklaşım. Problem çözme temelli bir yaklaşım değil. Bilgi Hocam, mindfulness'ı bir ilişki üzerine yani sistemin içine koyacak olsak. Şimdi bireysel tarafına baktık. Peki evlilik sistemi mindful olabilir mi? Birincisi bu. Sorun bu size. İkincisi, ya ayrılık sonrası neyi doğru yapabiliriz? Nasıl bir ele almakta fayda var bunu? Yani dostça ayrılmak mümkün mü? Nefret ve öfkeyle. Hani bu rap şarkıları şimdi aşkla değil. Öfkeli ayrılık şarkı. Atarlı ayrılık şarkısı hep. Yani denk gelme hep onu. Atarlı ayrılık şarkılarıyla dolu bizim müzik. Deme Takalı şarkıları gibi. Birçok da böyle. Birçok da böyle. Ne düşünüyorsun şimdi hocam? Şimdi ilişkilere, evliliğe mindfulness açısından bakacak olursak, evet, aslında mindfulness bir durumsal olarak, bir de kişilik özelliği olarak tarifleniyor zaten. Durumsal olarak baktığımızda bizim bu öğretilerle beslenmemiz, kendimize bazı şeyleri hatırlatarak bu yaşam biçimine dönüşmemiz, bunu hayatımızın içine almamız, evet, durumsal olarak bizim bunu uygulamaya geçirmemiz. Ama bir de bunun bir kişilik özelliği olması var. Yani işte annemde, ötekinde, birikinde, bunu aslında doğrudan bir işte batıdan alınmış modern bir yapıyla öğrenerek değil, karakterine yerleşmiş olarak yaşayan kişiler var. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden ayrılıyor bu noktada. Hı hı. Şimdi evliliklerde baktığımızda eğer mindful kişilik özelliğine sahip olan kişiler birbiriyle birlikteyse, evet, bu bence çok o başarı dediğimiz şey. Sağlıklı evlilik, iki tarafında mutlu olmasıysa, evet, mutluluğu getirecek bir şey. Çünkü mindfulness'ta baktığımızda sadece işte meditasyon yapmak, bir şey yemek ya da işte gördüğümüzde beş duyu organıyla dünyayı algılama biçimi değil. Onun içinde affetme var, onun içinde merhamet var, onun içinde şefkat, onun içinde gönülden vermek, onun içinde o iyiliği yapmak, onun içinde İyi dilekler dilemek var. Onun için de önce kendini affetmek, sonra başkalarını affetmek var. Yani aslında kimseye zarar vermemek var, güvenmek var, kendinin farkındalığıyla karşıdakine yaklaşmak var. Baktığınızda bir sürü değer parçası var. Hı hı. Onun için iki kısmı ayrılıyor. Bizim bir çalışmamız olmuştu bununla ilgili olarak. Mesela bir boyutu farkındalık diye geçiyor ama diğerleri de tutum olarak geçiyor. Hı hı. Tutumun içinde değerler kısmı var. Şimdi buradan mindful kişilik özelliğine sahip iki kişi bir araya geldiğinde birbirini daha kolay affedebilen, kendinden çok, o aşkınlık denilen bir kavram var ya, hı hı, kendinden önceliği o tarafa verebilmek, iki tarafta birbirine verebilmek ve bununla birlikte o teması yakalayabilmek, evet, mutluluğu beraberinde getirecek olan bir şey. Ama başta hocamın söylediği gibi ilişkilerde mindfulness nasıl olabilir? Hı hı. O iki kişinin birbirine teması, yaklaşımı, ilişkiyi yaşarken anda olması da mutluluk getirecek bir şey. İlişkilerde mindfulness çokça çalışılan bir şey. Özellikle, hı hı, son zamanlarda başta konuştuğumuz gibi işte kadın eve geliyor ya da erkek eve geliyor, aslında birbirlerinde olan değişiklikleri fark etmiyorlar. Yüzündeki o keskinliği fark etmiyordu. Evet. Göz rengini, saç rengini fark etmiyor. Dolayısıyla mesela ilişkilerde mindfulness'ta doğrudan önerilen, birbirinize hocamın söylediği, o uygulamalarda yaptırdığını söylediği, evet, şey gibi, birbirinize temas ederek sözsüz sadece gözlerinizi birbirine kilitleyerek bir bakın. Evet. Bizim uygulamalarımızda şey vardır mesela. İlişkilerde mindfulness uygulamasında gözler kapalıyken temas etmek, gözler açıkken temas etmek ve gözler açıkken o anda onun çocukluğunu düşünerek, o an onun duygusunu hissederek, o an onunla ruhlarını bütünleşerek beraber olmak. Bu ilişkilerde uygulamalardan bir başkası olarak geçer mesela. Evet. Ya da yolun sonunda ne olacağı değil de o anda ne olduğuna dikkat etmek gerekiyor bir ilişkiyi yaşarken. Mesela bu daha çok işte o birbirlerine temas ettiği kısımda, beraber olurlarken o tutkuyla aslında, hı, genellikle sonunda ne olacağına bakılır. Ve, evet, o sırada sonunda ne olacağına bakıldığı için o anda olan şey kaçırılır. Yemek yerken üstüne ne tatlayacağız? Ya da işte, hı hı, sabah kahvaltısı yaparken akşam ne yesek? Çok doğru. Gibi bir şey aslında. Dolayısıyla, evet, ilişkilerde mindfulness'ı oluşturan mindful kişilik özellikleri var.
Ama aynı zamanda ilişkinin mindful olması kısmı da var bu noktada. Her bir parçasında. Çok iyi. Peki ayrılık konusuna da hemen bir kabaca değinelim. Benzer şekilde ayrılık mesela az önce konuştuğumuz şey nefretle, öfkeyle bir şeyleri halletmeden ayrılıyor. Bunun var mı başka bir yolu sence? Daha bunun sağlıklı bir hali var mı? Yani şimdi Hürol Fışılıoğlu benim değerli üstadım, Profesör Doktor Hürol Fışılıoğlu hep böyle aile terapisi eğitimlerinin temeline şunu koyardı. Merhabalar ve güle güleler. Hatta ilişkilerin ve iletişimin temeline bunu koyardı. Merhabalar ve güle güleler. Çok önemli, çok iyi yapmıyoruz diye. O güle güleler konusunda var mı bir önerin? Şöyle bakıyorum aslında buna. Yine bir taraftan mindfulness, aslında bir taraftan bu felsefi bakış açısıyla bir yolculuğa çıkıyoruz. Hı hı. Doğduğumuz andan itibaren etrafımızda bir sürü kişiler, eşlikçilerimiz oluyor, bakım verenlerimiz oluyor. Bunlar bir yerden sonra ayrılıyorlar. Hı hı. Sonra bir zaman geliyor, bir ruh eşimizi bulduğumuzu düşünüp onunla beraber oluyoruz. Bu onunla hayatımızın sonuna kadar aynı yolu yürüyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bir yerden sonra birisi aslında orada yürümek istemediğini fark ediyor. Dolayısıyla yolunu ayırmak istediğinde tam olarak böyle varoluşsal bakmak gerektiğini düşünüyorum. Fakat biz burada genellikle beni nasıl bırakır, başka birine nasıl gider ya da beni neden seçmez gibi baktığımız için aslında bu burada bizimle ilgili o travmayı ortaya çıkardığı için, oradaki o yaraları ortaya çıkardığı için biz ayrılığı gerçekleştiremiyoruz. Ve orada çözülemeyen şeyler aslında iki kişinin birbirinden sakin bir şekilde ayrılması değil de kendi egoları, kendi içinde çözemedikleriyle alakalı diye düşünüyorum. Benle alakalı bir tepki veriyorum yani. Onunla alakalı değil, onun tercihiyle değil. Benim nasıl terk edildiğim, bırakıldığım ya da artık sevilmediğimle ilgili bir tepki. Evet, evet. Burada bir hata var. Oysa ki onunla ilgili bir karar vermek lazım. Tamam, çok iyi bir öneri bu. Tabii nasıl başkalarıyla yolumuz ayrıldıysa onunla da bir zaman sonra ayrılabilir, ha ayrılmayabilir, beraber de yürüyebilir ama bir yerden sonra ölüm bile bir ayrılık baktığınızda. Hayır, yoldan da biraz ayrılacak. Yolu biraz değiştirebiliriz hatta belki. Evet. Yani yoldan çıktığınızda da yani bir virajı dönerken de biraz savruluyoruz falan, sonra toparlıyoruz ama toparlayamaya da biliriz. Onun kendi tercihiyle ilgili bir karar verirken onun kriterleriyle bir bakış çok önemli. Güzel bir örnek verdin gerçekten. Peki ayrılıklar artacak mı? Hocam teknoloji aldı başını gidiyor. Biz bunu yıllardır zaten konuşuyoruz. Yani işte dünyada işte 10 bin yıllık gelişim bu teknoloji çağında 15 dakikaya sığıyor falan. İyice korkutuyor bu sözler artık. Acayip şeyler oluyor. Yakalayamayacağım, yetişemeyeceğim, ucunu kaçırıyorum. Metaverse, işte blockchain, web 3... Deli gibi sorular zihnimizde ve biraz da endişesi çok yüksek bunların insanlarda. Sence teknoloji ve ilişkiler ne yöne doğru gider? Güçlenir mi ilişkiler yoksa çok alternatif mi ortaya çıkar? Ne olur? Nasıl görüyorsun? Öncelikle teknoloji bir araç mı, bir amaç mı? Hı hı. Eğer bir araçsa iletişim kurmak için sağlıklı, doğru ve güzeldir. Ama amaca dönüştüğünde evlilik ve ilişkilerin düşmanıdır. Hı hı. İnsan öteki insanla duygusal, fiziksel bir temas kurduğu ölçüde insan kalır. Hı hı. Yoksa yavaş yavaş makineleşir. O nedenle ben teknolojinin bu kadar gelişmesini, sosyal medyanın bu kadar ilerlemesini insan ilişkileri açısından çok tehlikeli buluyorum. Mesela bu elimizde tuttuğumuz telefona şu an dokunuyoruz. Evet. Ama çok yakında içine gireceğiz. Hı. Buna metaverse deniyor. Evet. Ve artık kendimiz değil, kendi yarattığımız bir avatarla ilişki kurmaya başlayacağız. Hı hı. Ve bu gerçek ilişkilerin yerini alacak. Hı hı. Ve biz belki de laboratuvarda çocuğumuzu verip 9 ay sonra alacağız. Hı hı. Çünkü beynimizin üzerinde çeşitli uygulamalar yapılarak bize aslında normalde yaşadığımızdan çok daha farklı duygular sanal olarak yaşatılabilecek. O nedenle evlilik ve ilişkiler şu an büyük tehdit altında. Uzmanlar kaygılı ve uzmanlar uyarıyor. Bu çok net bir bilgi. Mesela ben çiftlerime şunu öneriyorum. Bizim kültürümüzde, Türk kültüründe eve girerken ayakkabılar çıkartılır. Hı hı. Ben de diyorum ki lütfen telefonunuzu da çıkartın. Hı hı. Ayakkabıların üstüne telefonunuz içinde bir hazne yapın, oraya bırakın. Bir sınır eve yani. Eve sokmayın bu telefonu. Evet. Çünkü sınır eve soktuğunuzda bu ilişkinizin yerini alacak. Doğru. Mesela televizyonu amaç olarak kullanın. Biz ne yapıyoruz? Televizyon açıkken sohbet ediyoruz. Yanlış. Doğru. Doğru. Gerçek bir sohbet, demin de söylediğim gibi göz teması, gönül teması, ten temasıyla kurulur. Sürekli televizyon açık olduğu bir aile kültürü var şu anda. Evet. Herkesin elinde tablet, televizyon,
Telefon, tablet hep var bir şekilde açık. Ama biz bunları eve sokmamamız gerekiyor. Şöyle hocam, şimdi ekran süresi ölçüyor ya. Evet. Aslında yanında taşıma süresi ölçülmeli. Ekran süresi değil. Çünkü yanındaysa aklın orada. Evet. O diyor ki 5 saat değil, uyandığın andan itibaren 12, 13, 14 saat. Ben bugün geliyorum. Mesela Sabah gazetesine bir röportaj verdim. Hı-hı. Konu buydu. Teknoloji bağımlılığı. Hı-hı. Ve şu anda bu bağımlılık korkunç bir şekilde ilerliyor. Ve bu bütün ilişkilerin yerini alacak. Çok enteresan bir örnek vereyim hocam. Şimdi bizim şeyde ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yarışması var. Çok sevdiğimiz Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Geçenlerde hani bunun telefon jokeri var ya, güvendiğimiz, önem verdiğimiz birisi bir joker seçti kişi ve dedi ki tanımıyorum, sosyal medyada tanıdığım birisi. Pardon, tanımıyorum, hiç görmedim dedi. Şimdi devrim, bakın bu çok acayip bir şey. Evet. Yani ve bu orada sadece tanıdığı birini. Mesela biz artık güveni de yeniden tanımlıyoruz, ilişkileri de yeniden tanımlıyoruz ve böyle olduğu zaman biz belli değerleri kaybediyoruz. Bakın, insanı bu dünyada insan yapan değerleridir. Evet. Bu dünyada insanın bir varoluş amacı vardır. Ve sosyal medya ve teknoloji bizim varoluş amacımızı ve değerler sistemimizi tehdit ediyor. Evet. Ve Elon Musk diye bir adam çıktı. Hı hı. Birleşmiş Milletler'e bir çağrıda bulundu. Ve çok net bir ifade kullandı. Kullandığı cümleyi aynen tekrar ediyorum. Biz bir şey yarattık dedi. Hı, evet. Bu sanal zeka yarattık dedi. Ve bu çok tehlikeli olabilir. Birleşmiş Milletler'in toplanıp bunun kullanımıyla ilgili tüm dünyaya bir şey yapması lazım. Kurallar getirmesi. Yoksa bu yarattığımız şey bizi köleleştirecek dedi. Adam, bunu söyleyen adam şu anda veri ağı açısından dünyanın en büyük adamlarından biri. Evet. Ve bir uyarıda bulunuyor. Biz bu daha önceki programımızda avukat Sayın İsmail Davarcıoğlu'na bunu sorduk. Yapay zeka suç işlediğinde nasıl olacak bu iş? Kim cezasını çekecek diye. Hakikaten acayip karmaşık bir yer orası. Karanlık bir yer ve gerçekten yapay zeka ile ilgili bizim jenerasyonun Terminator hikayesi vardır. Biz var. Bu sibernetik isyanla ilgili bilgi sahibiyiz ve endişeliyiz. Fakat nereye doğru gidecek gerçekten çok ilginç. Bir de Matrix hikayesi var hocam. Matrix hikayesi de var. Bunların hep içinde bir endişe var gerçekten. Temel duygusu endişe gibi geliyor bana da. Şimdi süremiz hakikaten çok hızlı gitti. Son 2-3 dakikamız. Bu teknolojiyle ilgili kısımla ilgili bir şeyler söylemek ister misin hocam? Aslında teknolojinin o hızının tam ters tarafında bir alanın esasında Türkiye'deki önemli isimlerindensin. Mi, doğru mu söylüyorum? Böyle mi gerçekten? Böyle bakabilir miyiz mindfulness'a? Evet, aslında hocamın dediği gibi baştan da bizim ya da burada ilk baştan beri konuştuğumuz gibi kendimiz olabilmek bir taraftan, kendimizi fark edip özümüz olabilmek, ama teknolojiyi işin içine soktuğumuzda kendimiz olmaktan çıkıyoruz. Hatta bir zaman sonra kendimiz olmayı da unutup kendimizi yarattığımız kişi zannediyoruz. Hep bir sanallık var ya orada, o filtreleri konuşuyoruz mesela diyelim ki. Ya da etkileşim, iletişim kurduğumuzda biz olduğumuz biz değil de olmak istediğimiz biz olarak davranıyoruz, yaklaşıyoruz. Ondan sonra kendimizle yüzleştiğimizde bambaşka bir benle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla evet, biraz daha uzakta durup biraz daha aslında o ayrımın farkına varıp öz farkındalığımızı edinmemiz gerektiğini düşünüyorum ben de. Bu önemli. Farkındalığı edindiğimiz anda bu sefer de bir avatar derdi çıkacak başımıza ve onun farkındalığı ne olacak? Acaba mindfulness tekniklerini avatarımıza öğretebilir miyiz gibi böyle sorular akla geliyor ister istemez. Şimdi buradan baktığımızda mindfulness uygulamalarında şey vardır. O avatar deyince dördün aklıma geldi. Mesela işte uygulamaların bir tanesinde kendine dışarıdan bakıyormuş gibi, şu anda ne görüyorsun gibi bir uygulama var gerçekten. Doğru, doğru. Kesinlikle. İşte o yapan zeka ile bizi oraya, oralara götürebilir. Kesinlikle öyle. Şimdi programın sonuna geldik. Bu programla ilgili en büyük sıkıntımız bu. Süre uzun gibi gözüküyor ama dostlarla sohbet çok hızlı ilerliyor gerçekten. Önce beni izleyenlere, bizi izleyenlere, programımızı izleyenlere şunu söyleyeyim ki bu konular karışık biraz. Biz bayağı derin bir konuya girdik bugün. Devamını merak edenler için Bilge Uzun ve Cem Keçe'yi takip edin. Sizin hem kitaplarınız var, hem güzel sosyal medya hesaplarınız var. YouTube'u da kullanıyorsunuz. Doğru adresi en azından göstermiş oluyoruz çok net bir şekilde. Onun dışında hocam, çalıştığın kurum, hem akademisyensin hem eğitimler düzenliyorsun. Yani ulaşılabilir bir durumdasın bu manada. Cem hocam, siz de aynı şekilde. Cinsel Sağlık Dernekleri
Federasyonu Başkanı Doktor Cem Keçe diye uzun bir şeyle ve Profesör Doktor Bilge Uzun'la beraberdik. Biz konuklarımızı tekrar burada görmeyi çok istiyoruz. Onun sözünü alıyoruz programlarımızda genel olarak. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yine programla ilgili aklınıza takılanlar, sormak istedikleri ya da söylemek istediklerinizi yine bizim sosyal medya hesaplarımıza lütfen yazın. Önümüzdeki hafta ve her cuma birlikte olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Konuklarıma tekrar çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.